Spor Ajansı'na hoş geldiniz. İki kıymetli konuğu ağırlıyoruz bugün. E, konuklu bölümümüzde Mehmet Emin Uluç, Mehmet Özcan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Emin, hoş geldin. Mehmet Özcan. Merhaba Aykut. E, lig bitti. 7 haftayı kapattık. Artık gözler tabii ki milli takıma evrildi. Ama ligi konuşacağız. E, açıkçası söyleyeyim. Cuma günü saat 21.45 rakibimiz Arnavutluk. Tabii ki de milli takımı masaya yatıracağız. Ama kulüp takımlarıyla devam edelim e, ilk bölümde. Mehmet Özcan'la başlamak istiyorum. Mehmet Emin oluş müsaade edersen. Estağfurullah. Şimdi gazeteleri sabahları açtığımızda e, şu manşetleri görüyoruz. Yani Galatasaray'la ilgili pozitif bir e, haber yok şu an itibariyle. Yani genellikle istatistiğe dayalı haberler okuyoruz. Mesela son 30 yılın en kötü Galatasaray'ı. İşte son e, 6-7 yılda e, 7. haftaları itibariyle en geride kalmış takımı. Ee, gol üretemeyen bir takım, yani bir negatif hava var. Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları, Sayın Fatih Terim'in söylediğine dair iddiaların olması ee, biliyorsun işte meseleyi. Bir Biliyor maç dönüşünde gibi gibi. Yani Galatasaray'da işte Falcao'nun e, iddialar var, yani ameliyat olacağı, İşte apantis ameliyatı diyen var, dizinde problem diyen var, varolu var. Sen nasıl değerlendirmek istersin Mehmet Özcan? Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun. Hem oyuncu grubunun performansı düştü, hem Falcao beklentileri karşılayamadı, hem 30 yılın en kötü Galatasaray'ı Fatih Hoca'nın morali bozuk, teknik yönetim morali bozuk. Bu arada Sayın Şükran Eder'in de babası vefat etti. Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Ee, onu da izleyicilerimize paylaşalım. Bugün Beylerbeyi Camii'nde ikindi namazına mütakiben ee, defnedilecek. Sevgili Şükran Eder ve yakınlarının başı sağ olsun. Bunu da ekleyeyim. Yani her şey üst üste geliyor Galatasaray'da. Sevgili Mehmet Özcan ne diyecek? Yarın da divan kurulu var. Evet, yarın sert bir divan geçmesi bekleniyor. Eski yöneticilerin konuşma hazırladığını biliyorum. Şimdi işin üzerinde istatistiklere çok takılmamak gerekecek ama Aykut, hakikaten de anormal rakamlar yani. Ee, ben demişim demek istemiyorum aslında. Yani yakın çevremden çok paylaşmıştım. Kadro mühendisliğini ben çok doğru bulmadım Galatasaray'ın. <laughs> bunu da şöyle özetliyorum. Hani, örnek vereyim hani mesela şimdi bundan 5-6 sene önce işte e, Ronaldo, Messi 50 gol barajını geçerdi Aykut. Artık ama gittikçe futbol hızlanıyor, zorlanıyor. Ronaldo, Messi de yaşlanıyor. Yaşlılık önemli bir faktör. Galatasaray'ın bu kadrosu Beşiktaş'ın 2017-2018 ve Başakşehir'in son dönem kadrolarına benziyor yaş ortalaması olarak. Hep 86'lı oyuncular oynuyor bakarsak. Sayalım hatta. Uzağa gitmeye de gerek yok. Mustera, Dong, Mariano, Nagatomo, Babel, Falcao'ne bir ana iskeleti oluşturan. Dong'u da şu anlamda iskelet diyorum. 10 12, 12. adamın. Selçuk. Hani Selçuk 13 14'ün yan. yani. Dong 12. adam hemen stoperli orta sahada. Hepsi 80 33 yaşındaki oyuncular. Yani yaşlı takımsınız bir. Artı yani bundan 3-4 sene önce bana Mehmet birisi, debrün mü? ...takımında istersin Sterling'i mi soruyu kabul etmezdim. Veya atıyorum hani ger mı Mane mi? Ama günümüz futbolunda artık bu tip hani kanat forvetler, hızlı oyuncular... ...örnek de verelim. Buruma 2016-2017 20 gole yakın katkı gol asist. Sonra <laughs> Rodriguez o şampiyonlukta 10 gol 10 asist. Geçen sene 12 18 gol, 16 <laughs> gol yani 20 golün üzerine çıktılar. Bu tip bir plandan vazgeçtiniz... Ki bazı da geçilmedi aslında. Fatih Hoca'nın A planı 12'le devam etmeyi Şartlar. Yani. Bu yüzden de geri Rodriguez, e, Türkiye'ye dönme opsiyonu çıktığında, Arabistan'da boşa çıktığında kulübü biraz problemliydi. Ödemeler konusu Galatasaray'a hala düzenli bonsai ödemesi yapılmıyor. İlk Galatasaray'a haber yolladı. Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini öğrenince. Hani ben dönmek isterim diye. Galatasaray orada 12'li A planında olduğu için Fenerbahçe'ye gidebilirdi. Ve Rodriguez Fenerbahçe'ye gitti. Yani iki sene önce kurulan kadroya bakıyorum Aykut Tudorlu. Ee, sağ açığın Feguli, sol açığın Rodriguez. Yedeklerin Yasin Öztekin, Sinan Gümüş. Bir de şapkadan Tolga Ciyer çıktı orada kanat oyuncusu. Şu anki Galatasaray formasyonuna bakıyorum. Göbekte bir yılma var. Lemina, Seri, Enzonzi, Belhanda, Selçuk, Dong. Gerekirse Taylan Antalya'lı Ömer Bayram. Ama kanatlarınızda sizin bu profilde Emre Mor dışında bir oyuncunuz yok ve Emre Mor da ne kadar güvenilir? İki yıldır oynamıyor. 2 yıldır oynamayan Arda Turan'ı da görüyoruz Başakşehir'de. Yani futbol devamlılık çok önemli artık Aykut. Doğru. A tamam Arda 32 yaşında, Emre 22 yaşında ama iki yıldır yok piyasada. Celta Vigo'da hangi maçını hatırlıyoruz? Hani Dortmund'da iyi kötü bir şampiyonel ligi oynamıştı. Real Madrid'e karşı hatırlıyorum ama hani Euro 2016 çok iyi geçti. 2 senedir yok. Halihazırda hazırda ben kadro planlamasını açıkçası e beğenmedim. Burada Babel'e çok yük bindi. Ben Babel'i açıkçası stil olarak diyeyim hani Podolski'ye çok benzetiyorum. Babel'in arkasında oynayan Beck, Protesto edilmeye mahkum. Hatırlarsın Podolski zamanında Sabri günah keçisi olmuştu. Şimdi kime sorsak Nagatomo diyorlar. Babel bir kere sol önde oynanında sol beki hiç yardım etmiyor. Artı e, savunma arkası koşu yok. Bunu niye söylüyorum? İşte 1-0 öne geçilen Konya Malatya maçları bitirilemedi. Onyakörü tipinde bir oyuncunuz olsa 2-0 olurdu. Hiç 90. dakikalar yediğiniz gollerle puan kaybı olmazdı. E, sözün özü puan anlamında kötü bir başlangıç ama her şeyden de önemlisi. Bence en önemli statistik şu Aykut. Galatasaray, e, gol girişimi, net gol pozisyon 9-7 haftada. Bu anlamda ligin 17.si. Sondan birinci takım. Yani Jagne varken Jagne'ye kızıyorduk. Falcao geldi, Andone geldi bir şey değişmiyor. O forvet oynayan oyuncular gol pozisyonuna giremiyor. Yani, sezon başından beri ve şu da çok önemli. E, müthiş bir Galatasaray kariyeri. Bence benim izlediğim en iyi kariyeri. Mustera. Genelde sezonlara kötü başlardı. İlk, sonra toparlardı hani final e, maçlarında. Mustera sezonu çok iyi başlamasına rağmen Galatasaray bu halde. Ya bir de Mustera kötü başlıyor düşünemiyorum. Dikkat et, çoğu maç. Pa Paris Saint Germain maçı Galatasaray'ın en iyisi Mustera. Gençler Birliği maçı keza öyle. Yani Mustera dışında ben şu an e, oyuncuların performansı zaten bireysel. E bir de tabii şu da var. Geçen seneki şampiyonluk hikayesi de biraz bireysel performans söz konusuydu. İşte Fegoli'nin, Belhanda'nın. E oyuncular Afrika Kupası yorgunluğu olunca. Ya benim eleştirim şu. 12 tane transfer yapıldı. Ee, keşke o zaman cimy durmazı almasaydınız. Peki bu ilk yedi hafta kullanılması gerekti cimy durmazın gerek Feguli gerek Berlam gerek Selçuk yerine rotasyona doğru uygulanmadı. Şimdi sağ için çok güzel özetledim Mehmet ama daha da e, bu konu hakkında görüş belirtmesini isteyeceğim. Mehmete şunu sormak istiyorum şimdi e, acaba Fatih Terim hoca yalnız mı? E, bir açıklaması vardı maçtan sonra Ankara'da Gençler Birliği maçından sonra e, hep ben mi konuşacağım biraz da diğerleri ceza alsın şeklinde bir serzenişi vardı. Şimdi bunu tabi nereden baktığına bağlı. Belki bunu hoca yönetime değildi. Başka bir şekilde başka birine mesaj verdi. Ama ağırlıklı olarak görüş şu ki hocanın e, bu tip polemiklerin içine çekildiği, istemeden de olsa polemiklerin içine girdiği, ve hep kendisinin cezalı duruma düştüğü hı hı. ve gözden düştüğü şeklinde bir algısı var. Haklı olduğu tarafta var hocanın ama haksız olduğu tarafta var tabii ki de. Şimdi hoca burada mesajı bir kime verdi? Özne kim? Gizli özne kim? Valla şöyle söyleyeyim bir kere hocanın benzer ifadeleri meşhur. Ortaya bir laf atıyor. Kim üstüne alınıyorsa alınsın şeklinde. Öznesiz konuşmalar yapıyor. Öznesiz cümleler kuruyor ama cezadan kurtulamıyor. Ee, aslında sadece Fatih üzerinde değil büyük takımlar tabir ettiğimiz İstanbul Büyükleri diyebileceğimiz takımlara baktığımızda mesela Ersun Yanal tüm bu sürecin dışında kalmayı başarıyor. Burada kişisel e, özelliklerinin, karakter özelliklerinin yanı sıra Fenerbahçe yönetiminin de hocayla olan e, paylaşımı önemli. Öte yandan e, bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş'ta Abdullah Hoca çıkıp Maç sonrası basın toplantısında kendi teknik direktörleri anlatma e, acziyetine düşüyor diyeyim. Yalnız bırakılıyor. Şimdi Fatih Terim açısından bakınca hani Galatasaray'da e, Beşiktaş'takiyle kıyaslanamayacak kadar bir bütünlük varmış gibi görünmesine rağmen e, garip bir şekilde hocanın yıllar içinde biriktirerek üstlendiği bir misyon var. İnsanlar Fatih Terim'den konuşmasını bekliyor. Fatih Terim'den bir tavır ortaya koymasını bekliyor. Ve yönetim de bu konuda hocayı dizginleyemeyince ve yanında doğru duruşla sergileyemeyince hoca mecburen konuşmak durumunda kalıyor. Aslında bu sözleri Fatih Terim'in sarf etmesi doğru değil. Ama buna hem karakteri itibariyle hem de e, mevcut durum itibarıyla mecbur kalıyor bir anlamda. Halbuki Galatasaray Kulübü'nde mevcut yönetim süreci doğru şekilde idare edebilse, gereken açıklamaları, gereken paylaşımları onlar yapabilse, hocayı tırnak içinde söylüyorum, dizginleyebilse bu sıkıntılar yaşanmaz. Ama işte malum e, maç dönüşü yaşanan bir konuşma var ki e, yönetimin hoca üzerinde e, bırakın bir otoritesini hangisi üstte hangisi altta bu da başka bir tartışma konusu. Eskiden işte genel kaptanlar vardı. Sonra o e, futbol şube sorumluluğuna evrildi. Şimdiki yeni... Koordinatörler e, şimdi, oldu, idari evet, menajerler, spor sport, direktörler. direktörler. Hani belki de o ara yöneticinin olmaması da bence e, Fatih Hoca'ya zor e Şimdi Ali Dürüst de Sayın dönemler, da konuşmuyor mesela. Ali Dürüst daha bir e, orada e, aracı oluyordu diyeyim hani. Ali Dürüst önemli bir Abdurrahim Albayrak şu an keza e, buna soyundu. Sorunlar var ben açıkçası hani önce sağ için bitireyim sonra hani sağ dışına geçireyim tamam. ama sağ dışı da dediğin doğru bir sıkıntı var. E, dün bir görüşme var ama evet görüşmede kriz yok deniliyor Aykut ama hani ne kadar tatmin olduk. Bu soru işareti arada bir e, uyuşmazlık e, söz konusu. E, özellikle Fenerbahçe maçında Ali Koç'la verilen fotoğraflar keza geçen sezon biliyorsun bir basketbol maçında aynı fotoğraf verilmişti. En basit örneği, hoca Galatasaray lojasında maç izliyor biliyorsun. Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında cezalı. Sayın Ali Koç'un sahip olduğu firmadan yemek söyleyip aslında tavrını koyuyor. Burada yönetim geç davrandı. Bugün sevgili Nevzat Dinler güzel bir haber yapmış. Biliyorsun ki hani hı hı. o polemiği dile getirmiş Malatya deplasmanı dönüşü. Ben keza bugün bir haber yaptım. Ee, hala da birinin arkasındayım ee, koç grubunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyorlar. Dursun Özbek veya daha önceki dönemler olabilir bir anlaşma söz konusu e, reklam olmasın hani firmanın ismini söylemeyelim. Yemekleri o Galatasaray'da stat içinde sağlıyor. Ee, Mustafa Cengiz Yönetimi daha önce ödeme alındığı için bir tazminat söz konusu. Bir anlaşmayı feshetmek için görüşmelere başladılar. Bir şekilde dediğim gibi hani e, sorunlar var. Ama her şey Aykut ne olursa olsun sağ içine bakıyor hani Galatasaray sağ içinde istediği sonuçları aldıktan sonra Fatih Hoca ne dese haklı konumuna düşecek ama şimdi istediği açıklama olsun yani herkes 7 haftada sergilenen futbola bakıp bir acaba diyor ama tabii ki hani Galatasaray taraftarının hani Mustafa Cengiz Fatih Terim e, ikisi arasında ikisi arasındaki tavrı nettir hani her zaman Fatih Terim'den e, yana olacaklardır. Evet. E, bu da mantıkları Fatih Terim'in Galatasaray kazandırdıkları ortada. Üst üste iki şampiyonluk. Onun getirisiyle kulüp <laughs> şu an dönüyor. O ligi gelirleriyle aykut ama ben programın başında kadro planlamasını eleştirdim. Hala da arkasındayım. Neden eleştirdiğimi de özetliyorum. UEFA'dan dört yıllık bir anlaşma size veriliyor. Sattığın kadar al deniliyor. işte hani Dengeni koru deniyor. Bu çok günü kurtarma yönelik bir takım kuruldu. Orta sahanız Enzonzi seriliğinde üçü de kiralık. 50 milyon euro opsiyonları var. Hani hangi işte Beşiktaş, Taliskaya alamadı. Türk takımlar için gerçekçi rakamlar değil. 18 milyon euro, 16 milyon euroluk opsiyonlar. E, üstüne takım gençleşmedi. E, artı e, madem Taylan Antalyalı Jimmy Durmaz alındı. Feguli'nin Afrika Kupası'ndan yorgun geleceği çok belliydi. Keşke Jimmy başlasaydı sezona. ve yani bana kalırsa çok doğru bir transfer. Siz Türk milli takımında oyuncu yollamıyorsunuz. Elinizde hali hazırda İsveç milli takımına düzen çağrılan Jimmy Durmaz gibi oyuncu var. Ee, orta sahada Joker Görgen. Ne kadar kaliteli ayrı konu ama bon servis elinde. Gençler Birliği maçı Lemina yok. Seri zehirlenmiş. Madem Taylan alıyorsunuz Taylan başlasın Selçuk'un yerine. Yani bu rotasyon doğru yapılmadı. Artı dediğim gibi hareketsiz bir hücum attı. Günümüz futboluna bence uygun değil. Biraz hani ben Galatasaray'ın önünü açıkçası herkes Paris Saint Germain maçı mücadelede ama o maçta da Mustara'ydı Galatasaray'ın en iyisi. Galatasaray'ın en iyisi Mustara'yı sor ben bir soru işareti koyarım. Ha bu arada Fatih Hoca'nın kredisi yok mu? Var. Her zaten. Onda 8 anormal bir şampiyonluk. Hatta şu örneği de vereyim ben. Çok güzel bir arkadaş araştırma yapmıştı Mehmet sana da söyleyeyim. Bütün liglerle karşılaştırmış Fatih Terim'in görev aldığı 11 sezonu. 11 sezonda Galatasaray'ın 8 şampiyonluğu var. Bütün dünya liglerine bakın 9 şampiyonluk gören takım yok o 11 sezonda. Juventus, Olympiakos galiba Bayern Münih böyle 8 şampiyonluk yine. Hani. Muazzam. Yani o yüzden Fatih Terim'in şampiyon olmama kredisi vardır. Benim e, buradaki eleştirim, ben takımın hani e, önünü çok iyi görmüyorum. Yani şu an hangi oyuncuyu satabilirsiniz ee, hadi Luyendama Berlan olsun hani. Biraz geleceğe yönelik bir çalışma yapılabilirdi bugün hani. Bu sezon günü kurtar çünkü o kredisi vardı Galatasaray'ın ama e, günü kurtarma yönelik hamleler oldu. Bunun faturası da Beşiktaş şu an nasıl ödüyor? İşte o 2017-2018'deki e, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmasını sonraki sü süreçlerde faturasını. Böyle bir pahalı kadro da biraz sportif başarıya bağımlı. Sportif başarı gelmezse daha büyük problemler Galatasaray'ı bekleyebilir. Şimdi ben de notlar almıştım de sen Fatih Hoca'yı çevirince konuyu dağıtmayayım diye söylemedim. O Juventus Olympiakos bayan dedin. Ben açıkçası o listede Bayern'le Olympiakos saymam. Çünkü ülkeleri göz önüne alındığında zaten ekonomik şartlar olarak özellikle Olympiakos çok anormal bir e, performansı var orada. Hani bizdeki gibi e, o yarışlı olan birkaç takım yok yani. Olympiakos ve diğerleri. Keza Almanya'da da aynı şeyi söyleyebilirsin. Dortmund'un hmm. e, zorlamasına rağmen. Şimdi Galatasaray'la ilgili e, transfer döneminde biz konuşurken e, bizim üstümüze giydirdikleri bir Fenerbahçe gömleği var. Dolayısıyla e, olumlu eleştiri, iyi niyetli eleştirilerimiz, işte kıskançlık, çekememezlik olarak nitelendirildi. Halbuki Mehmet'in söylediklerine katılıyorum. Kadro mühendisi dediğimiz durum doğru çalışılmadı, doğru yapılmadı. Yani öncelikle Fatih Hoca da bunu söylemesine rağmen e, biz anlatamadık insanlara. Ben Galatasaray'ın stoperde çok ek, e, ciddi bir eksi olduğunu düşünüyorum. Hoca da bunu dile getirdi. Hoca söyledi. Halka'ya yöneldi yönetim. Hoca söyledi. Biz de burada anlattık. Yani Luyendima'yla, e, Marka'yla yeterli değil. Yani orada Ahmet Çalık var, Donku o bölgeye çekebiliyorsun ama hayır stoper gibi... Istedi. Hoca da söylüyor. Aynen. Ama sol sonra defans. Orta sahaya, orta sahaya e, Lemina seri Enzonzi transferleri yapılırken ben sürekli neden Onyekuru? Yani senin önceliğin Onyekuru olmalı. Onyekuru'yu al. Ondan sonra diğerlerini takviye et. Yani şu üç oyuncudan orada hadi, Everton zorluk çıkardı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Everton zorluk çıkardı da Emre Mor'a ne kadar ihtiyacım vardı? Bak Emre Mor'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim size. 22 yaşındaki iki futbolcudan bahsediyoruz. 5 sezon bu sezonda dahil olmak üzere. 136 maç. Bunların 105'i ilk 11'de. 56 gol 5 asist. Onyekuru 22 yaşında. Emre Mor. 76 maç. 136'ya 76. 105'i ilk 11'deydi. 29'u ilk 11'de. 56 gole 4 gol. 5 asiste 6 asist. Yani genel kariyer sadece yani. sadece Galatasaray'ı söyleyelim. Sadece Galatasaray. Onyekuru'nun sadece Galatasaray'ı Emre Mor'un tüm kariyerini alalım. 76 maça çıkmış Emre Mor. Sadece Galatasaray'da 44 maça çıkmış Onyekuru. Emre Mor 29 kere 11'de çıkmış. Onyekuru 37 kere çıkmış. Emre Mor'un kariyerinde attığı gol 4. Sadece Galatasaray'da 16 gol atmış Onyekuru. Onyekuru 4 asisti var. 6 gol, 6 asist yapmış Emre. 4 asist. Yani birisinin kariyeri, öbürünün sadece Galatasaray bir de performansı. Çok az araya İkisi de aynı yaş. Ee, ben şuna çok takıldım. Çok güzel detay. Ee, Mehmet bir de Galatasaray geçen sene şampiyon olurken Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Kadıköy'de Fenerbahçe'de 1-1 kaldı. Ee, Başakşehir 2-1 yendi. O maçların üçünü de gol atan kim? Onyekür. Büyük maçlarda da sizin alt seviye maçlarda da 1-0'ın 2-0'a ya taşımıza yardımcı oluyordu. Büyük maaşlar ama burada Fatih Terim en son e, suçlanacak kişidir. Onyekür'ü çok istedi. i̇stedi Bütün istedi. planlar yapıldı. Geri Rodriguez'e bu yüzden yani Fenerbahçe'ye gidebilirsin denildi. Ben burada yönetimi şöyleleştiririm. Keşke Jagney'e yapılan 13 milyon euro yatırım Onyekür'e yapılsaydı. Yani genç geleceği kazanırsınız. Onyekür'ü yarın öbür öbürün girmezse kim Monaco'da 15 milyon euroyu verdi ve Onyekür'ü aldı. Ya, transferler dediğim gibi eee yani ben Falcao transferini Drogba'ya çok benzetiyorum. Bugün benim de Galatasaraylı çok arkadaşım var. Ünal Aysal dediğim zaman seviyorum. Kulüp borç e, sarmalına girdi. Olsun. Drogba'yı Snyder'ı getiren başkan diyorlar. Mustafa Cengiz'de emin olun yarın öbür gün görevi bıraksa e, herkes Falcao'yu getiren başkan diye de hatırlar biraz yönetim transferi oldu. Hangi Fatih Terim de zaten hangi hoca Falcao'ya hayır der diyerek durum ama Fatih Terim'in öncelikleri farklıydı. Nitekim Fatih Hoca'nın önceliklerinin farklı olmasının da e, sebeplerini 7 haftadaki oynanan oyun ve oyuncuların performansı özetliyor. Şöyle bir şey var ama e, Drogba ile Schneider getiren başkan güzel yad ediliyor. Neden? Çünkü Drogba ile Schneider ortaya bir şey koydular. Tabii. Bugün Falcao ki e, gelişi sürecinde benzer iddialar vardı. Ben yani inşallah benzemez tarafındaydım. Hala da aynı taraftayım. Van kıyası yapılıyordu. Yine işte sakat öyle mi olacak böyle mi olacak. İnşallah öyle bir şey olmaz. Sonuçta bu harcanan para bizim paramız. Türkiye'nin parası. Ama Falka bir hayal kırıklığı, bir Van performansı sergilerse o zaman işte Falka'ya getiren başkan denecek ama hayırla anılmayacak yani. Özetleyelim de 5 milyon euro kapı açıklanan 5 çarpı 3 15 milyon euro ama Falcao'nun maliyeti 25 milyon euro. 7 milyon euro yıllık ücret artı bir 3,5 milyon euro da menajer komisyon ücreti ödendiği bilgisini e, ulaşmıştım, istihbaratını almıştım. Ama ben Falko yani şöyle savunurum. İyi oyuncu, iyi para alır. Snyder de burada yıllık 5 milyon euro aldı karşılığını verdi. Burada problem Galatasaray Falcao'ya ne kadar doğru bir oyun yapısı Yoksa ben şu anlamda da Mehmet açıkçası hani mücadele anlamında çok iyi Falco. Oynadığı maçlara bakalım. Takımın en çok koşan hep ilk üç oyuncusundan biri oluyor yani. Aynı şekilde Andoni'yi de gördük hani. Jagne'de ya forvetleri değiştiriyorsun. Sonuç değişmiyor. Yani gol, gol pozisyonu giremeyen bir Galatasaray var. E, artı hani oyuncuyu ben biraz da Van e, Persie'den Van de Fampurcy'de çok e, bir tutmuyorum Mehmet ya. Van Persie biraz bile bile Lades gibiydi. Çünkü biliyorsun orada Aziz Yıldırım'ın da itirafı var. Artı hem Manchester United hem Hollanda milli takımı pat diye vazgeçti Van Persie'den. E, Falcao'da hani öyle Kolombiya milli takımında hala bir o, kredisi, o, o. saygınlığı var. Galatasaray'da ben hani, en basit bir Fenerbahçe maçı. Galatasaray'ı yerden yere vurduk. Bir tane pozisyon var. Offside müthiş gol attı. Şunu söylüyorum ben. Van Persie daha Fenerbahçe'de imza atmadan önce ben Türkiye gazetesinde haberimi yaptım. Sakat diye. Yemediğimiz laf kalmadı. İngiltere'de yaşayan gazeteci arkadaşlarımız var. Yani dedik böyle böyle iddia var nedir? E tabi dediler adam sakat Manchester kurtulmaya çalışıyor. Biz o zaman haberini yaptığımızda inanılmaz tepkiler aldık. Yaklaşık 3 sene sonra Aziz Başkan itiraf etti sakatlığına rağmen aldık diye. Şunu söylüyorum ikisini kıyaslarken Van Persie gelirken faal golcüler arasında dünyanın en iyi ilk beşinde kabul ediliyordu. Falcao da aynı ünvanına geldi. Bu anlamda korkutucu ifadeler Van var. Van 31 yaşındaydı geldiğinde. Çok gençti yani bence. 31 yaş şey değil. Golcü ya için. Yaşlı diyemeyiz. Falcao 33 ama. Arada bir iki yaş fark da var. Artı Monaco'da kalsaydı Monaco'nun planları arasında yer alırdı. Monaco bir şekilde Falcao gidiyor diye o bölgeye 3 tane Ben Yeder, Augusto Leipzig'ten. Artı silimani takviyesi yaptı. Yani Falco değerli bir oyuncu. Fit bir oyuncu bence ben, o anlamda ben, ama devamlık problemi illa ki yaşa Monaco'da bağımlı. Alak, kötü gidişte sürüyor ligde. Yani. Ben evet. değerini tartışmıyorum, yeteneklerini tartışmıyorum. Hı. Benim yıllarca hayranlıkla izlediğim bir oyuncu. İnşallah da aynı performansa kavuşur. Ben işin olumlu tarafındayım. Ya ben 3 e, tane maçın işte yok 4 tane maçını izledik. E, tribündeydim hepsinde. Ben Snyder'de gördüğümü e, gördüm Aykut. Çabuk düşün Yani Hakikaten e, başka seviye olduğunu anlayabiliyorsun hani etrafını yönlendirme artı pozisyona girdi mi de işte Fenerbahçe maçındaki offside pozisyon. Yani o golü herhalde ne yapamaz orada. Ben izlediğim kadarıyla geveler. olayın şu tarafındayım. Falka kötü oynuyor değil Galatasaray Falka'ya uygun oynayamıyor. Evet. Oynamıyor ya da oynayamıyor. Yani e, son iki sezona baktığımız zaman özellikle e, geçtiğimiz sezon değil ondan önceki sezon Galatasaray'ın hücumlarına baktığımız zaman ceza sahasında, rakip ceza sahasında korkunç kalabalık mesela nefes aldırmayan bir Galatasaray vardı. İnsanlara keyif veriyordu. Yani rakipler sevmese de, kıskansa da keyif alıyorlardı bu futbol tarzından. Şimdi Galatasaray onun çok uzağında. Yani 7 haftada 6 golde kalacak bir Galatasaray'ı kimse kabul etmez. Bir de performanslarını tartışsanız da işte Fegulis'i, efendimiz Babeli Falcao'su var. Yani bu adamlar bir şekilde gol üretir diyorsunuz ama Galatasaray topu o bölgeye taşımakta büyük sıkıntı bir başka Şunu iddia... da ekleyelim. 7 hafta 6 gol Aykut, 10 resmi maç 7 gol. Bir başka Ligi'nde golünüz yok. Evet. Akhisar'da bir gol. Bir Sizin başka bir alt seviye. Bir başka iddia ya da söylenti ne dersiniz diyeyim bunu ama işte Falcao'nun geliş şekli, işte aldığı paralar hani takım içinde bir içinde dengesizlik. Hani ben bu tarz şeylere çok inanan bir e, e, kişi değilim ama yani konuşulanlara baktığınızda, takımın durumuna baktığınızda e, Fatih Hoca'nın bu noktada daha da yalnızlaştığını, yalnız kaldığını e, e zaten görebiliyoruz. takım içi dengeleri öyle bir çok bir şey önem varsa veriyordu. E, Fatih Hoca'nın nitekim yapılan sözleşmelere bakalım. Eskisi kadar öyle özellikle yerli oyuncularla yapılan sözleşmelerde ücretler ciddi düştü. E, Selçuk 3 milyon euroya değil 4 milyon TL imza attı uzattığında. Keza Taylan'ın, e, Jimmy Durmaz'ın, Şener'in aldıkları paralar. TL bozuldu. Emre Mor da çok iyi fiyatı. Alt 700 bin euro gibi, 700-750 bin euro. Yani tabi burada çok daha yüksek kontratları vardı. Burada dengeyi bozan e, Falcao demeyelim, Babel'de de e, ciddi bir ücret var. 2 Kapı açıklanan 2,5 milyon euro ama imza paralar artı aynı Falcao gibi maç başı ve galibiyet bonuslarıyla bir 4,3 milyon euro. Yani 4 milyon euronun üzeri. Belanda da azalmıyor milyonu. ama. İyi oyuncular iyi para alıyor Ben ona değilim. Pebuli Önemli de performansını karşılığını e, vermek gerek. Artı e, burada tabii şu da var. Bu kadar konuşuyoruz. Herkes Enzonzi'yi çok beğeniyor Galatasaray'da. Evet hani şu şu anki kötü Galatasaray'da sırtmayan bir oyuncu ama bence Galatasaray Fernando'yu da arıyor. Bravo. Fernando e, topu bir hücuma çok hızlı taşıyordu. Artık bekleri oyuna katıyordu Mariano'yu, Nagatomo'yu ters toplarıyla. Ve öyle ya da böyle evet sakatlık problemi var, devamlık problemi vardı ama final haftalarında Fernando'nun attığı gollerle Beşiktaş galibiyetlere geldi ikisi de üst üste. Ya bu anlamda tam zamanında da hani skora katkı yapıyordu. Artı Belhanda çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Ya benim itirazım şu, bu kadar 12 transfer yapıyorsunuz. Orta sahada alternatifiniz var. Maskeyle oynamasın Belhan'da. Yani çenesinden e, ameliyat olmuş. iki kırığı var. Dinlensin. Elinizde bir geniş rotasyon var artık. dar rotasyon yok şu an Galatasaray'ın. Madem bir geniş rotasyon oluşturuldu, o kullanılsın diyorum ben. Selçuk erine Taylan oynasın. Berlan'da sakatsa veya bir rahatsızlığı varsa Lemina Seri 11'e girsin. Fenerbahçe maçı tribüne çıkan oyuncular Andone ile Seri. Bana kalsa e, muhakkak kadroda bulunmaları gerekti. Oraya Berlan'da dong çıkması gerekti. Ya dediğim gibi işin teknik taktik çok şey var ama bir anlamda da hani bunu çözecek isimleri... Geçen sene kim derdi? Ben dahil kimse... Başakşehir 8 puan öndeyken Galatasaray şampiyon olur diyemiyorduk. Lig bitti gözüyle bakıyorduk. Oradan Galatasaray <laughs> şampiyon olduysa bunu Fatih Hoca'ya borçlu. Yani şu anda da kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bütün takımlar kötü başladı çünkü. Problem Fenerbahçe'de 1-0 Antalya'ya kaybetti. Anormal sürpriz bir sonuçtu ama bir oyun ortaya koydu. Hani bir istek mücadele görüyorsun. Galatasaray'da bunu göremiyoruz. Mehmet birazdan Fenerbahçe'yi zaten özetler. Beşiktaş'ta da en azından son maç her ne kadar yani diğer haftalara kıyasla daha farklı bir futbol. Burada Galatasaray'ın hani şu anki halinin geleceğe ışık vermemesi problem teşkil ediyor Aykut. Mehmet, yani Mehmet'e katılıyorum. Fenerbahçe için çok olumlu şeyler söyleniyor. Son maç e, kayıp olsa da işte Fenerbahçe e, Antalya karşısında inanılmaz iyi oynadı. Öyle yaptı, böyle yaptı Yok. falan filan da. Ben işin o, o tarafında kesinlikle katılmıyorum zaten. E, i̇nanılmaz iyi oynayan bir takımın yenilmesi için hasbel kadar bir gol olması gerekiyordu. Öyle bir gol olmadı. Gayet net bir şekilde gol atıldı ve sonrasında çok ciddi pozisyonlar var. Artı şu var. Yerden yere vurulan bir Galatasaray. Efendim bütün istatistiklerde çok iyi olduğu ifade edilen bir Fenerbahçe var. İki takım arasındaki puan farkı bir. Doğru söylüyorsun ha. canım. Hayır. Şu var, şu var. Bu süreçte Galatasaray kimlerle oynadı? Bir Fenerbahçe maçı var değil mi? Galatasaray. Galatasaray'ın fikstürü kağıt üstünde mesela bakıyorum Aykut. Hakikaten şu 7 haftada çok daha fazla puan toplayabilirdi. Bu arada Mehmet hani lütfen sataşma gibi algı ama Galatasaray camiasında böyle bir farkı var. Galatasaray'da eleştiri olur. Yani teknik elde de oluyor. Yani hep aynı Fenerbahçe şey olmuyor şöyle. mu canım? Fenerbahçe biraz iyi gitti mi? Biraz rüzgarla. Geçen sene özelinde yok, çok. Yok yok yani o, o konuda. Fenerbahçe'de de olur. O konuda e, bir tartışmaya girmem zaten camiaların... Yok o da farklı, zaten sana hayır, hayır. sataşma ben, anlamında yok, söylemedi. Yok, zaten öyle aklıma da öyle bir şey gelmez. E, camiaların, Mehmet orada doğru söylüyorsun, çok farklı reaksiyonları var. Mesela Trabzonspor'da şöyle bir şey olur. Gol atarsın mesela... İstanbul takımları bir gol atıyor. Saçma sapan bir gol atıyor. Tamam berbat bir gol atıyor. Oraya çarpıyor, buraya çarpıyor. İnanılmaz bir sevinç yaşıyor. Trabzonspor'da taraftara gol beğendiremiyorsun. Tabii o da olsa çok sert. Gol beğendiremiyorsun ya. Orası da yani çok ben sert. muhabirlik, deplasmanları da gittiğimiz için Galatasaray'ı, Bursa'yı, Trabzon'u biraz benzetiyorum birbirine. Zor camialar çalışması. Doğru, Bursa'da doğru. da çok hoca değişikliği tribünün önünde oynamaktır. E, Fenerbahçe'nin biraz farkı şu Mehmet. Biraz havaya girdi mi? E, şu an bir sinerji var mesela. Kimsenin gardı düşmedi bu Antalya Evet. Yenilgisi yüzünden. Evet. Yok aynen Böyle öyle. Böyle bir fark var yani onu vurgulamak istedim. Ha, şimdi, okay, şimdi oldu. Ş şunu söylüyorum. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray. Evet. Üç takımda oynamışsın. Bir de Alanya, Alanya. oynadın. Ya, oldun ama geçti. Geçti. Yani Alanya'da bugün zirvede oturan takım. Ama e, Galatasaray maçlarına baktığımızda bir Fenerbahçe var herhalde değil mi? O kritik süresi. Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya, Fenerbahçe gençler bölü. Kaç yani takım saydın? Yani bir tane kritik maç oynamış. Ya Mehmet şöyle tamamlayayım Hı. seni. Kalan 10 haftada Fenerbahçe'nin bir tek Beşiktaş maçı acaba hani favorisi olmayan maç gözüyle. Diğer kalan 9 maça Fenerbahçe favori çıkacak. Ya şöyle, şöyle bir, bir fiksür var ediyorum. mesela bak. Şöyle bir fiksür var. Şimdi bakıyorum. Galatasaray içeride Başakşehir'le oynuyor. Trabzon deplasmanı arkasından Alanya maçı. Yani bu 3 kritik maçı üst üste oynuyorsun. Fenerbahçe bu fikstürü geride bıraktı. Ha o süreye kadar işte Galatasaray toparlanır o maçların ikisini içeride oynuyor. üste içeride oynuyor. Tabii o esnada Avrupa takvimini bilmiyorum. Veya kupa takımı Avrupa takvimi ne olacak? Nasıl bir fikstür gelecek? Öyle Mesela bilmiyor. Real Madrid maçından sonra Beşiktaş'la oynuyor Galatasaray. Tabii. Fikstür yani, öyle fikstür. Bir de şu var. Hani iki takım arasında bir puan fark olmasına rağmen Fenerbahçe oynadığı futbolla umut veriyor taraftarına. Daha coşkulu oynuyor. Umut, umut yani. veriyor taraftarına, umut veren Galatasaray'da soru işaretleri <laughs> daha fazla. Yani Fenerbahçe şu var, e, ilk hafta mesela aynısını Beşiktaş'ın söylemişsin. Denizli'ye yenilen Galatasaray'da bir, bir şey vardı. Hani olabilir. Keza e, Fenerbahçe zaten 5 atmıştı ilk haftada Galatasaray'a. Bu arada o maçın ilk haftada olması da avantaj olduğunu sonrasında gördük. Yani Galatasaray'ın kolay lokma olmadığını, olmayacağını anladık. E, Beşiktaş, Sivas teplasmanında berbat bir futbol oynamıştı. Hiçbir umut yoktu. Şimdi şunu söylüyorum, Fenerbahçe toplama, topla oynama oranlarında, pozisyon üretmede, şutta, ortada vesaire birçok istatiste ön plana çıktığı için gol atma ihtimali yüksek bir takım. Şöyle yapalım, Ata, evet. Mehmet ben dışarıdan bir gözle sana sayayım. Ozan Tufan iyi başladı, Emre Belezoğlu iyi başladı, Vedat Muriç müthiş başladı. Tolga? Tolga evet, Ciğerci, Cihacı. Kaleci Altay. Ben mesela normalde e, 1-0 iken e, Hakan Özmer'tin kaçırdığı bir gol var. Normalde oyuncuya kızar mı? Müthiş kurtarış. Orada kaleci başarısı da var. Hatta Dirar, Akanın iyi başladı. Dirar iyi başladı. Dirar çok iyi. Yani bu sayı çok. Galatasaray'da ben Mustera dışında ortalama üstü oynayan bana bir tane oyun söyle. De Enzo diyelim hani görevini yapıyor. Yani. Donk şu an son iki maçtır ben beğeniyorum. Yok Galatasaray'da. Ara, ara oyuncu, bu Arada, ya. bu arada, yok. Geçen sene ara. 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 Galatasaray'ın da cezalardan mütevellit sıkıntıları olduğu. Ama şu var. Dirar sol bek değil. Tabii. Sol beki Hasan Ali gelecek. Bu arada Dirar'ın biliyorsunuz sıkıntısı var. Ameliyat olacak Hasan Ali'yi bekliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Sol bekte Hasan Ali olduğunda İsla biliyorsunuz sakatlıktan yeni çıktı. Tam ritim tutturamadı. İsla önlerine de bir Dirar koyduğun zaman Moses'la Rodriguez sakat. Yani Fenerbahçe bu kadar kritik ilk 11'den direkt oyuncuların kenarda olduğu süreçte bile bu reaksiyonları gösteriyor. O anlamda yani bir puan fark var. Birisi çok olumlu görünüyor, öbürüne çok eleştiri var ama olay bir puan farklı değil. Oynadıkları şartlar ve futbolda. Artı Fenerbahçe 34 maç oynuyor. Galatasaray 34 artı oraya 6 tane yıpratıcı şampiyon ligi koy. Bu ligin dinamiği için bu çok önemli. Beşiktaş bu yüzden olamadı şampiyon. Geçen sene Galatasaray bu yüzden Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Şampiyon ligi maçlarının sadece maç gibi düşünmeyin. En az 2 maç kayboluyor. Bunu şu örneği vereyim. Galatasaray Tudor döneminde ee, öyle ya da böyle zirveden kopmamıştı. Galatasaraylı önce İsmail Dekan sohbet ettim de Beşiktaş'a Bayan Münih çıktığında üzülmüştü. Sebebini sordum keşke Bazel vardı sanırım. Bir tur daha geçsin. Devam etsinler. İki maç demek e, ligde dört maçın e, anlamına geliyor. olması yani Öncesi demek. sonrası kafalar olmayacak. Orada da çok seri puan kayıpları yapacak. Çünkü oralar biraz Beşiktaş yani Galatasaray'ın yakın görülüyordu. Da. Hakikaten de öyle oldu. Evet. Anormal puan kaybetti Beşiktaş işte o ligin e, ilk yarısı. Mehmet Şampiyon Galatasaray'ın kadro planlaması bana göre doğru değil diyor. Fenerbahçe'nin kadro planlaması sana göre doğru mu ya da yanlış mı? Şöyle, çok büyük ölçüde doğru aslında. Tabii orada bir sol bek transferi yapılsaydı, orada da Kolorov çok istendi. Kolorov ısrarı olmadı. Alternatif isimler oldu. Son anda artık pes ettikleri noktalar oldu. Oyunculardan sağlık raporları doğru gelmedi. Son dakikada kulüplerin çalımları oldu. Bir sol bek eksiği var orada. Gustavo takıma erken katılabilseydi daha iyi olurdu. Onun dışında Mevlüt transferini ben son derece doğru buluyorum. Ee, zaman ekonomik şartlar ve daralan e, tercih doğrusunda Mevlüt UEFA'nın yaptırımı. O o zaten, Onu, o zaten. O, çok UEFA'nın bu yaptırımından rağmen Fenerbahçe'nin kurduğu kadro anormal bir başarı. UEFA'nın yaptırımlarına rağmen Fenerbahçe'nin bu kadrosu çok ciddi bir başarı. Bu arada geçen sezon 16 transfer yapmış. Bu sezon Yasir'i de sayarsanız 14 transfer yapmış. Toplamda 30 transfer. Of of. Toplamda 30 transfer. Ya yani 16 transferin üstüne oradan gönderdiğin oyuncular yerine 14 tane yeni oyuncu almak kolay iş değil normal şartlarda bile. Sen geçen iki senenin toplamını diyorsun değil mi? Evet. Yani geçen sezon başı, geçen devre arası 5 oyuncu kokuyla geldi. başlayan süreç. Kokuyla başlayan. 11, 5. Şimdi de Yasir'i de sayarsan 14 oyuncu. Dolayısıyla giden de bu, çok oldu Bu, bu, ama. bu rotasyon tabi. Giden bu de Rotasyon çok. çok ciddi bir emek. O anlamda başarılı buluyorum ben. Artı efendim. satışları da belirtelim Mehmet. Yani ben evet e, Komoli'yi eleştiriyoruz ama hani ben her zaman geçen sene e, Juliano ile Joseph de Souza satışlarının hakkını veriyorum işte buyurun Galatasaray Jackney'i satamadı Suudi Arabistan elif Elmas. Bu senede bir de ona Elif Elmas eklediniz. 50 milyon euro. Ha geçen sene o para nasıl kullanıldı? Berbat. Ya, o ayrı Bu sene şey. bütün Hı. transferleriniz bile kötü çıksaydı Hı. çıkmadı. Hı. Çıksaydı bile bir Vedat Muriç transferi yetiyor zaten size. Vedat şu an 3,5-4 milyon euroya alındı. Şu an yani minimum 20-25 milyon euro seviyesine gelecek. Her geçen gün futboluyla yaşı, yaşı zaten buna çok Bu arada şimdi işte Vedat performansı düştü vesaire de o düşüşte kanat oyuncularının olmaması biliyorsun son iki maça Ozan Tolga ile çıktı Fenerbahçe. O anlamda beslenme anlamında da sıkıntı yaşıyor. Ya kötü bile oynasa Mehmet ben Fenerbahçe Galatasaray maçını da gördüm ee, Aykut. Ya kötü bile oynasa kötü mücadele etmiyor. Bu çok önemli. Yani, o, muazzam. Artı sol, solak bir oyuncu olmasa da sağ ayarıyla da orta falan hani ters top. Yapıyor yapıyor çabası çabası evet. muhteşem. Yani, yani gol atarsın atamazsın. İşte pozisyona girmesi önemli. Pozisyona giriyor mu giriyor. Artı onun dışında hazırlıyor. Rakip savunmaya Çok e, e, rakip e, ceza alanından kendi savunmasına kadar gelip pozisyon oluşturuyor, top alıyor, top taşıyor. Başakşehir evet. maçındaki çabası yani şunu hatırlayalım. Getirdi. Fenerbahçe Galatasaray maçında <laughs> iki tane pozisyona girdi Tolga Ciğerci ile Vedat sayesinde. O topu şişiriyorsunuz tek başına indiriyor, bozuyor, ediyor. Artı rakip stoperleri çıkartma o gün o bugün, maçta da Markan oyun kurmasına izin vermedi. Bugün Tütoplar sözlerine nasıl başladı? Dedi ki Markan oyun yedeği yok. Fenerbahçe döndüğünüzde Zanka, Cahilson oynayabiliyor. Serdar Aziz var, Sadık var, Sadık. var yani. Ha, bak, Serdar Aziz de bu takımın şunu önemli taşlarından bir tanesi. Ben yani oynuyorum. Mehmet sana onu soracağım. Tamam, güzel. Niye oynuyor ya, yani. Benim eleştirim şu Ersun Hoca'ya. Ya, şunu niye söylüyorum hani e, yine e, Fenerbahçeli taraftarlarımız hep Aykut Kocaman üzerinde denir ya işte Korkak Hoca diye. Ben Aykut Kocaman'ı gayet başarılı bulurum bu arada. Ersun Yanal çok daha cesaretli bir kadroyla bence Türk Telekom'dan galibiyetle dönebilirdi. Artı ben açıkçası 7 haftada Jeyison'u isterdim anlamıyorum. Orada Serdar varsa <laughs> Serdar oynar mı? Evet. Şöyle ben de aynı görüştüm. Şimdi Harun Alta çok iyi oynuyor ama e, Alta'nın yaptığı hatalarda gördük. Alanya maçı. Genç Kaleci çok iyi oynuyor ama hatalarını gördük. Şimdi şunu düşünüyorum ben. Maazallah Altay'a bir şey olsa. Sakatlık, hastalık, ceza vesaire. Harun var. Harun'a ne kadar güveniyorsunuz? Harun ne kadar güvenmeli? Ben açık söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı 50 kere daha hata yapsa tercihini Altay'dan yana kullanır. Savunmada Serdar Sadık, Sabek'te Murat var. Genç Murat. Bu oyuncular nerede? Orta sahada Tolgay biliyorsunuz. Ersun Yanalım prensiydi. Ex-prens diyelim artık. Ortada yok. Alper. Zaits yok. Alper Alper evlilere şenlik zaten. Ücretini Bil. indirdi ama yani. Indirdi. Yani ücreti indirdi. O bile fazlaymış zaten yani. Şu anki halim <laughs> bile fazla. Şunu Artı Mehmet Ekici de ekleyelim Mehmet. Ekici Doğru zaten geçmiş olsun. E, ama e, o son dakika gelişen bir olaydı ama Ekici e, bu zemini açıkçası kendisi hazırladı. Kimse kusura bakmasın. Yani korkunç bir çabayla, e, takdire şayan bir çabayla Fenerbahçe'ye geldi diyelim. Ama Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası, hocasından efendim e, sağlık ekibine kadar takım arkadaşlarına herkes onun yanında durdu ama Mehmet bir türlü o bekleneni veremedi. Olmadı yani. Çok yeteneklisiniz ama sürekli sakatsınız. E, bu işin de bir e, sınırı var yani. Ekici ayrı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Geçen son devre arasında yapılan 5 tane transfer var. Serdar, Sadık, Tolgay, Mozes, Zeiss, Mozes. Zayt, Mozes. Bu oyunculardan Moses şu anda sakat. Ha, daha Sezonda Mozes de da yok. Baş... Sezonu iyi başlamıştı. Sakatlandı. Geçen son devre arasında büyük umutlarda olan Zayt ne iş arıyor? Tolgay ne işe yarıyor? Sadık ne işe yarıyor? Serdar. Serdar konusunda şöyle bir açıklık getiriyorum. Serdar'ın biliyorsun kolundan bir sakatlık yaşadı. Ersun Hoca durumunun riskli olduğunu düşündüğü için oyuncuyu sahaya atmadı. Ama büyük ihtimalle milli maç dönüşü Denizli Denizlispor'da Serdar ilk 11'de göreceğiz. Yani Serdar'daki durum şuydu. Eskaza sert bir darbe alsa, kolunun üstüne düşse daha uzun vadede sahalardan uzak kalması endişesi vardı. Ama e, milli maç sonrası dediğim gibi Denizli maçına sahada göreceğiz. Artı bu kadar konuşuyoruz. Adil Rami de var. Hah, Adil, var. Önemli, önemli Adil var. var. Onu da, Adil Onu da atladım. Adil de şöyle bir durum Bravo. var. Gustavo'dan farklı olarak Gustavo geldi hemen oynadı. Gustavo takımıyla evet. kamp yaşamış. Zaten oynuyordu, geldi, adapte olmakta sıkıntı yaşamadı. Adil'deki durum şu. Adil son resmi maçını Mayıs 2018 2019da oynamış. Aylarca futboldan uzak kalmış, idman yapmamış. Yani o başı kamp. kampını yapmamış. Geldiği günden beri çift idmanla çalışıyordu. Özel program uyguladı. Takım tek idman yapsa da, takım izinli olsa da adam çift idman yapıyordu. Korkunç ciddi bir yükleme. Hatta dediler ki fren yap. Adelere ağrı başlamıştı. Ankara gücü maçı sıkıntılı bir tecrübe oldu. Oradan yenen gol ki puan kaybına da sebep olabilirdi o. Adil Rami de takıma katılacaktır ama ben en azından Denizli maçında ilk 11'de beklemiyorum. Yalnız Fenerbahçe'nin o bölgede birebir pozisyonu Sadık, Serdar, Adil, Zank olmak üzere direkt soper oyuncuları ki genç ee, Okan da var orada ama hoca onu tercih edecek gibi görünmüyor. Direkt mevkileri stoper olan oyuncular var. Artı Galatasaray'ın kullandığı Donk gibi Jason ve Gustavo alternatiflerinde var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin genel kadrosuna baktığınız zaman mesela Sabek'te şu anda İsli oynayabiliyor. İsli'nin arkasında genç Murat var. Oynayabilir tercih ya etmiyor. verir Ozan, mi acaba Ozan, hayır, hayır bak, Ozan o bölgede <laughs> oynayabiliyor. Dirar, Dirar çok ekstrem bir durumdan e, orada oynayamıyor. Yani her mevkide işte Rodriguez'in mozası, Deniz'i, Alper isim olarak var ama futbol olarak yok evet. maalesef. Ama normal şartlarda düşündüğü zaman Alper Potun özellikle o Nanili sezonda inanılmaz şeyler ortaya koymuştu. Ha bu kafayla e, Alper'den Fenerbahçe'nin bence Mesela, gerekiyor. Çok güzel bir laf etti. Ciğeriyle oynuyor dedi Tolga. Hakikaten bayağı bir değişim var çocukta. Yani Allah ha, Tolga ama saklasın. takım için büyük Ben Ersun Hoca, futbolcu olsam Tolga gibi takım arkadaşını isterim bak, yani. Ersun seni Hoca dedi ki Ozan, Tufan. sohbet toplantısında bak bence Fenerbahçe'nin en kıymetli iki transferi bu çocuklar. Ozan'ın Alanya'da yakaladığı çıkışı endişe vardı. Ben hala büyük konuşmaktan korkuyorum. İstanbul yine bozar mı diye Ozan'ı ama maşallah Emre'nin de çok büyük etkisi var bu arada. Emre'nin takım içinde olmasına çok büyük kazancı var. Ozan çok iyi gidiyor. Sağ bek oynadı, sağ çık oynadı. Ön libero her yerde oluyor. Gıgını çıkartmıyor. Oynuyor. İşini yapıyor. Tolga Ersun Hoca dedi ki bu sakatlığı yaşayıp sahalara dönebilmek çok büyük bir başarı. Emre Metegeçi 6 ay top oynamadı. Sakat değildi ya. 6 ay top oynamadı. Çıktı ilk hazırlık maçına bir sakatlandı. Aylar sürdü dönmesi. Tolga bir sene yok. Çok iyi diyorum. Mehmet, Senle beraber miydik transfer raporu programında hatırlarsan. Hatta gönderilecekler listesi yapmıştık böyle kim gider kim hı hı. E, hangi zayıf halka birinci sıraya ben şahsen Tolga'yı yazmıştım. Ben bu sezon sen hiç transfer raporuna çıkmadım. Ya ne? Ya bir programda anladım, konuştuk işte. Anladım. Tolga ile ilgili olarak yok. Tolganın durumu hep beklemedeydi çünkü iki tane Kampta özel. Kampta konuştuk futbol. seninle bu konuyu. İki tane. Sen kamptaydın. İki tane özel futbolcu var. Ee, bir tanesi genç genç değil artık 25'ine geldi kaleci Erten Aksu. İdmanda sakatlandığı için yönetim dedi ki biz bu futbolcunun sözleşmesini yenileyeceğiz. Sözleşmesi bitiyordu. Yeniledi. İkincisi de Tolga durumu. Tolga dedi ki siz bana bir sene emek verdiniz. Müthiş bir destek verdiniz bir kere. Sahip çıktınız. Yani sakat olduğunu bile bile bu oyuncuyu aldılar. Ve ona göre sözleşme yapıldı ama bir futbolcuya sağlık konusunda, tedavi konusunda destek vermek. Ona çalışma imkanı sağlamak. Onu o takım havasının içinde tutmak ki Tolga da bu konuda çok hevesli. Kendi kendime düşündüm. Geçen sezon nasıl maç yapayım? kadrosunda olmamasına rağmen maç toplantılarına girip o coşkuyu yaşamış, evet, arkadaşlarını evet. motive etmiş, o havayı solumuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani her takımın bu karakterde futbolculara ihtiyacı var. Anlam verememiştim ya ama demek ki hocaların bildiği ama bir şey varmış. Karakter bak farkın o. Şimdi Jagne çok yetenekli oyuncu diyorsun ama korkuyorsun Yok. adamdan. Deli çünkü. Deli ya ne yapacağını bilmiyorsun. Yani bu sene Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımız da mesela Frey hakkında hep ağır eleştiriler vardı. Artık Frey zaten tamamen e, fiyasko bir transferdi. Hani başlıklar de Şimdi bu sene mesela şu kötü transfer diyemiyor. Benim tek e, soru işaretim Mehmet stoper ikilisinde bence Fenerbahçe'nin kim olursa olsun problem yaşanacak. Hani doğru ikili yok orada. Mesela Zankaram iyi bir ikili değil. Her şeye rağmen marka Luyendam'a bence doğru ikili. Marka orada oyun kurucu, Luyendam'a da hani Hı -hı. mücadeleci Hı -hı. işte birebir Hı -hı. E, rakip e, forveti bezdirici. Burada bence ne olursa olsun orada ana dişlinin Aziz yapılması şart. E, ben hala lafımın arkasındayım. Merih Demir aldan sonra bence en iyi Türk stoper. Ben de aynı görüşüm. Ben de, Merih Demiral'ı de, bir önüne koyuyorum serdar'ın. Bir de Serdar inanılmaz bir aile yaşantısı var çok da iyi bir insan. Yani sadece futbolu düşünen ama işte o Bursa'da mesela çok talihsiz bir sakatlık yaşadı Mehmet. Ben de şöyle ya yani şöyle evet. düşündü. Dizisinde... Yani Fatih Terim tabii, ee, tabii, tabii. gönderdi biliyorsun. O yüzden taraftar ses etmedi ama kimse de kızmadı Serdar'a. Galatasaray taraftarları da seviyordu Serdar'ı. Evet, evet, doğru yani Tolga Ciğerci'yle aynı konumda değil. Aynen öyle. Serdar sevilen bir oyuncuydu öyle. öyle. Öyledir. Gittiği Bursa'da da çok zaten e, sonra tamam e, Sonra ayrılık döneminde biraz sıkıntı ama hep oynadığı takımların taraftarları tarafından sevilen bir oyuncu Şimdi e, üç büyüklerdeki bu düşüşün sebeplerini araştırdı editör arkadaşlarımız ki birazdan o analizi gireceğim. Özellikle çok detaylar var. E, Mehmet çok sever onu. Her iki yorumcum da çok sever. Ama Uluç çok fazla böyle istatisi dayalı sohbetleri sevmez. Daha böyle detaylara girer ama rakamlar olduğunda Mehmet Özcan çok bayılır. Ya ben de şöyle rakamları seviyorum. Ben bunu çok haber yani. yaptım. Hı hı. Yalnız şurada takılıyorum ben. Rakamları hı hı. gerçekmiş gibi yani bu rakamlar buysa sonuç böyle olacak. Yok, aynen. Bir, o olaya takılıyorum. Çok güzel ben. örnek verdin işte az önce. Ona takılıyorum. Ne ben? dedin? Fenerbahçe istatistiklerde öyle bir puan var. Yok. Evet. Arada bir puan vardı dedin. İşte o bu işin gerçeğe yansıması. Peki. Şimdi neden acaba üç büyük takım bu düşüşü yaşıyor? Nerelerde hatalar yapıldı? Hem de tarihi düşüş arkadaşlarımız yazdığı gibi. Bir bakalım detaylar neymiş? Sonrasında saat başı birlikteyiz. Kontrol bir sıkıntı var. Yani bunu nasıl adlandırmak lazım? Transfer politikası mı? Ee, mesela Ersun Hoca'nın bu e, bir sezon oldu. Geçen devre arası gelmişti değil mi? Geçen yılın devre evet. arası. Takımı tanıyor. Ve Hoca Fatih Hoca şampiyonluk yaşamış. Eski Bir tek Abdullah Hoca'yı buraya yeni isim olarak ekleyebiliriz. Hı hı. Bu noktada sen neye bağl bağlıyorsun? Bu tarihi düşüşü, etkenler ne, sebepler ne? Şimdi büyüklerin düşüşü var. Ee, Anadolu takımları tabir ettiğimiz diğer grubun çıkışı var. Bu Anadolu takımları adına güzel bir şey ama e, sonuçta e, kabul etmek de e, çok haz etmese de diğer e, takım taraftarları diyelim kibarca, Türk futbolunun lokomotifi olan bu grup. Şimdi burada ne var? Yabancı kuralı ve bu kuralla beraber yapılan hamleler var. Bakıyoruz, Anadolu kulüpleri gerçekten ihtiyaç duydukları, yabancıları doğru tespit edip, doğru maliyetlerle, doğru kadrolar kuruyorlar. İşte biraz önce Mehmet'in anlattığı şekilde o kadro mühendisini doğru yapabiliyorlar. Biz de bu tarafta İstanbul takımlarında çok farklı bir şey görünüyor. Anormal paralara ısrarla yıldız transferleri, yıldız üstüne yıldız transferleri ama gerçek anlamda bu oyuncuya ihtiyaç var mı, yok mu? Yoksa bu aynı mevkiye iki tane, üç tane kopya oyuncu alıp da diğer mevkileri nasıl dolduruyoruz konusunda çok ciddi problemler var en basitinden Lemina seri Enzonzi transferleri yapılırken kanatlara Galatasaray doğru oyuncuları aldı mı Falcoa gibi bir dünya markasını getiriyorsunuz ama o oyuncuyu besleyecek oyun yapısında mısınız? Orada problem var. Bence ee, malzemeyle eldeki malzemeyle malzemeyi kullanma anlamında büyük takımlar çok ciddi bir çıkmazın içindeler. Yani güzel özetliyor artı e, hani futbolumuz <laughs> kalite anlamında ne kadar ilerliyor o da işte Avrupa'daki sonuçlar ortada. Galibiyet var mı? Gruplarda yok sanırım. 8 maç, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet. Ayrı konu. Son dakikada yenen gollerle de kaçmış evet. puanlar var ama yani biraz futbola futbolun gelişmesini hızlanmasını, oyun formasyonlarının değişmesine de bağlamak gerek. Evet artık Liverpool dışında Avrupa'da tulum çıkartan takım yok. Bayern, Minhofen, Ayma e kaybediyor. Real Madrid puan e, kaybetti. Barcelona keza deplasmanlardan çıkamadı. Eskiden direkt seri yaparlardı. Yani bu doğal olarak bizim ligimizde yazacak. Artık ben geçen sene Galatasaray 69 puanla şampiyon olmuştu. En düşük puanlı şampiyondu sanırım. E, Tarihi öyle geçmişti. Bundan sonra ligde e, hani 68-67 eskiden hep ne derdik Aykut? 75'i gören 80 derdik önce. Sonra bir 75'e düşmeye başladı. Artık 70 puan zor bir puan gibi gözüküyor şampiyon olacak takım. Bu tip puan kayıplarına alışık olmak gerek. bir de tabii sen doğru planlama dedin. Örnek de vereyim. Alanya Spor kaldığı yerden devam ediyor. Aynen öyle. Emrak Baba'yı sattı. Wagner sattı. Hani oyuncu da sattı bu periyotta. Ama takım öyle bir takım ki işte oraya gelen Ozan Tufan bile bir rehabilite ortamına girip Fenerbahçe'ye çok güzel dönebiliyor. ben sürpriz olarak görmüyorum ama tabii oynanan oyunlar Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'da ciddi şekilde tartışmaya açık. Evet. İki gün önce özür dilerim. Estağfurullah. Aykut Kocaman'la bir kısa konuşmamız oldu. Orada hoca diyor ki puan aralığı diyor herhalde bir buçukta kalacak diyor. Bir buçuk puan ortalaması bir buçuk gibi görünüyor diyor. Genel anlamda şu anki performanslar üzerinden gidersek. Yani o kayıplar, kazançlar çok daha dengeli gidiyor. Tabi burada Hakem performanslarını da vurgulamakta fayda var. Hakemlerden ziyade ben varın bu sezon bir garip işleyiş içinde olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ee, hani hakem maçın içinde birebir o anı yaşayan hakemin hata payı daha yüksektir. Ama varın hata payını ben kabul etmiyorum açıkçası. Ama e, tekrar vurguluyorum. Hocalar ellerindeki malzemeye göre, yani bu kibir demeyelim de, Eee aşırı özgüven mi diyelim bilmiyorum ama hocaların kafasında bir oyun formatı var. Ben bu takıma bunu oynatırım ısrarıyla gittikleri sürece duvara toslayacaklarını herhalde bu 7 haftada anlamış olmaları gerekiyor. Peki bir örnek vereyim mi hoca tabii. olarak? Sumidika aklıma Kayseri maçı geldi Galatasaray'la 4-1 kaybetmişti. Ligin kafası bu Kayseri küme düşer dedik. Muazzam performans gösterdi. Aynı Sumidika yine Gazişehir, Gaziantep'in ve Fenerbahçe Kadıköy'de bir maç oynadı. ...felaket 5-0 bitti ama o maçtan sonraki periyot 11'e değişti, toparladı. Evet, o maçtan sonra toparladı. dedi ki, biz dedi, çok son dakika transferleri yaptık. Aldığımız ama daha idman yapamadığımız oyuncular var. Size dedi, şunun garantisi veriyorum. Bir daha asla böyle bir futbol izlemeyeceksiniz dedi. Hakikaten öyle de 10 kişiye Başakşehir'e kafa tuttu. Ve, Artı e, ligimizin tek yabancı hocası Aykut. Tabii Sumdika tabii. Artık ligimizde. ben ona da yabancı teknik adam da olsun. Nasıl yabancı serbest olsun? Hani, tamam. Yerlilere her zaman bir daha sempatimiz oluyor işte. Dorukan'ı burada öv övüyoruz. Elif Elması'yı Dorukan'ı övmeyi tercih ediyorum ama bir aması da var. Nasıl yabancı futbolcular bu ligimize renk kattıysa aynı şekilde Sumudika iyi iş yapıyor. Yabancı teknik adamlar da bu kadar yabancının serbest olduğu ortamda pek hala iş yapar. Yapar. Şimdi Ali Bey'in de Sayın Koç'un Fenerbahçe Başkanı'nın e, kulüplerin ekonomisinin çok daha zor olduğuna dair açıklamaları var. Şimdi açıklamaları bir izleyeceğiz. Hı, hı. Önümüzdeki yıllarda ki zorluğa değiniyor Sayın Başkan. Hı hı. Bence bu da etkenlerden birisi galiba bu üç büyük kulübün e, düşüşün sebeplerinden bir tanesi olabilir. Belki de en önemli sebebi olabilir. İzleyelim Fenerbahçe Başkanı'nın ifadelerini. Bazen taraftarlarımız bize kızıyorlar. Amatörleri bırakın futbol odaklanın diye. E, bu bir anlayış, bir duruş. Ama şunları bilmelerini istiyorum buralara yapılan yatırımlar, buradan alınan futbol yatırılma gibi imkanı yok. Çünkü finansal fair play durumunu hepiniz biliyorsunuz. Ne kadar harcayacağınız belli. Yani dünyanın en büyük bir sponsoru bile gelse futbola ne kadar yatırım yapılacağı belli. Dolayısıyla biz öbür taraflarda, öbür taraflarda da ödün vermemek için çok uğraşıyoruz. Ama inanın ben, Burhan Bey, diğer yönetici arkadaşlarımız her gün <laughs> bu gemi nasıl yüzecek, bu maaşlar nasıl ödenecek, sadece maaşları sporcu maaş olarak bakmayın. Her anlamda. Yani burada gördüğünüz çalışanlarımız da dahil. Yani bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Hiçbir kulübü için, hiçbir kulüp için şu an yani 2019-2020 yılı kolay değil ve her geçen sene daha da zorlaşıyor. Evet Sayın Başkan'ın ifadeleri bu şekilde. Bu gemi yüzüyor ama nasıl yüzdürüyoruz? Ee, gelin bir de bunu hakikaten başkanlara sormak lazım. Hani biz burada belki anlatıyoruz işte şöyle oldu niye bu transferler yapıldı işte verin dünya parayı getirelim yıldızlara ama masanın diğer tarafına geçtiğimizde de aslında e, işin çok zor olduğunu da kabul etmek lazım. Belki empati kuramayız çünkü o, o noktada değiliz ama anlamak da lazım. Ama hani ben e, Galatasaray üzerinde de gördük diğer kulüplerde keşke yönetimler de tüzüklerini bir sınırlandırma getirse. Yani gereğinden fazla borçlandığın zaman da yöneticilerin sorumluluğu olsun. Bu zamana kadar çok sorumsuz yani benim burada eleştirim şu. Örnekte mi Karabük, Eskişehir, Mersin İdvanyo'da Eskişehir yine biraz zor kurtardı ama bu sene biraz sıkıntı da Mersin gitti. kayboldu gitti. Yani Süper Lig'den düşen takım tepe taklak gidiyor Aykut. Problem o. Ee, o denge yani e, paraların e, doğru kullanılmaması. Kimi kulüplerde çok güzel kullanıyor. İşte Akisar yıllarca Süper Lig'de kaldı. Türkiye Kupası'nı aldı, Avrupa'da mücadele etti. Şu an e, bir alt lige düşse de hani tekrar çıkma potansiyeli yüksek Akisar'ın. E, Alanya Spor doğru örnek. Bu doğru örnekleri arttırmalıyız bir şekilde. Ya burada tabii hocalara da e, iş düşüyor. E, çok tüketmemeli, üretmek gerek. E, bir anlamda hani son yıllarda fena gitmiyoruz artık. Benim hoşuma gidiyor. E, sırf Galatasaray değil birçok. Bunu aslında Beşiktaş başlattı Fikret Orman'la. Ciddi şekilde oyuncu satışı yapmayı yabancı oyuncularını sattı önce. Sonra o Cenk Tosun'la zirve yaptı. Bakıyoruz şimdi Galatasaray. Elif Elmas da Türk gibi hani şimdi alt, genç yaşta Fenerbahçe biraz altyapısına takviye gibiydi. Trabzonspor keza yükselici. Bunların sayısı artmalı. E, milli takım da şu an fena gitmiyor Şenol Aca'yla. Her ne kadar burada herkes Lüçescu yerini de ben her zaman Lüçescu'yu savundum. Savunuyorum hatta Galatasaray'ın en büyük problemi. 25 yıldır bir Fatih Terim'e alternatif oluşmaması ama o 25 yıla baktığım zaman Aykut en başarılı iş yapan o iki yıllık dönemde Lüçescu, Lüçescu hep iyi teknik adamdı. Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta Şaktar öyle. O FA kupasını aldı sonuçta Şaktar'ın başında. O Şaktar'ın kadrosundan kimi hatırlasak çoğu kişi hatırlamaz. Genelde Brezilyalı oyuncular şeydi. E, Türkiye'de bir jenerasyon yarattı. Orada sonuç istenmedi. Onu da belirtelim. Hani, o zaman o dönemki federasyon başkanı Yıldırım Demirel Lüçesko'ya ben senden sonuç değil jenerasyon istiyorum dedi. Sağ sonuçları önemsenmedi için i̇şte o jenerasyonu kurdu. Şimdi Şenol Hoca sonuçları ile oynattıkları futbol, Şenol Hoca'nın oynattığı futbol her zaman Lücescu'dan daha keyiflidir ama hani çok yerin dibine klasik hani bunu niye söylüyorum Mehmet özellikle bizde o var. Hani yabancı bir teknik adam veya yabancı futbolcuya çok daha rahat eleştiri yapıyoruz. İkimiz de hani meslektaşız biliyorsun. Bir Türk teknik adam veya Türk futbolcuyla yüz yüzeye geldiği zaman ister istemez daha farklı oluyor. Yani yabancıların tolere düzeyi daha üst oluyor. Hani ben şu an milli takımla ilgili olumlu konuşuyoruz ama burada kesinlikle nasıl ki hani Beşiktaş'ın Şenol Hoca'lı iki şampiyonluğunda bir için Samet Aybaba'nın emeği vardı. Şu anki Türk milli takımının geldi Arnavutlu'yu yendiğimiz an Fransa ile final maçı oynayacağız grup liderliği için. Burada da ben Lucescu'nun payı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi, tabii o da... etken. Sayın Başkan'ın söyledikleri aslında malumun ilamı. Bunlar daha önce de konuşulmuş konular. Ee, Elif'in geliş süreci, maliyeti ve satışı çok önemliydi. Ve e, Sayın Koç, Fenerbahçe'nin bundan sonraki transfer politikasının bu yönde ilerleyeceğini söylemişti. Şimdi e, buna uygun paralelde bir vuruş transferi gerçekleşti. E, ancak takımlarımızın bu ve benzeri transferlerin sayısını arttırması şart. Ve artık bir tercih yapacaklar. Şimdi ee, sosyal medyanın etkin hale gelmesiyle de kulüplerin yönetimlerinde adeta e, taraftarların çok daha etkin olduğunu sinyallerini ve tribünlerin etkin olduğunu sinyallerini görüyoruz. Ee, bazı futbolcular doğru transfer olmasına rağmen ekonomik şartların da uygun olmasına rağmen taraftarın tepkisi sebebiyle gerçekleşmiyor. Teknik adamların e, performansı kadar türbünlerle olan iletişimi de kulüpteki geleceklerini belirliyor. Ve siz sırf taraftara görünmek için anormal paralar harcayarak çok ekstra transferler yapabiliyorsunuz. Sonra yönetimler değişiyor ya da değişmiyor. Taraftara ekonomik olumsuzluklardan bahsediyorsunuz. Taraftar sizin ekonomik olarak nasıl sıkıntılar çektiğinize çok ilgilenmiyor. Takımın performansıyla ilgileniyor. Bu açıklamanın ki Sayın Başkan bu konuşmasında aslında bir e, bu milli takım arasında bir camiye sesleniş programı daha yapacağını e, ifade etti henüz günü ve yayınlanacağı kanal belli olmasa da ekonomik konulara da gireceğini gündeme dair açıklamalar yapacağını da söyledi. Aslında taraftara çok doğru bir sunumun yapılması gerekiyor. ve bir e, Karşılıklı bir nevi anlaşma yapılması gerekiyor. Ben 5 yıllık bir proje yapıyorum. Bu süreç zarfında borç canımı minimuma indireceğim. Şu tarzda bir takım yapılanması oluşturacağım. Bundan sonra da atıyorum şu 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 hedeflere yürüyeceğim diye. Ama biz bu söylemleri birer cümle farklı farklı kulüplerden aslında ana konunun hepsinin bir arada olması gereken her kulüpten farklı bir cümle şeklinde duyuyoruz. İş eyleme geçince yine anormal transferler bu devre arasında göreceksiniz. Bir kulübün hakkını teslim edelim. Starıç ve Obi Mikel olmasa Trabzonspor buna fazlasıyla uyuyor. O Son da Son bir buçuk yılda yaptıkları. Onu ya. kabul ediyorum ama o da mecburiyetle başlamış. Tamam Tabii. mecburiyete de razıyım ben. Nasıl oluyorsa olsun artık tamam mı? Artık ama, sosyal medyayı harika kullanır yaptıkları işler. Ama endişem şu ki biz bu açıklamaları duymamıza rağmen İşlerin biraz sıkıntılı olduğu kulüplerimiz devre arasında yine abuk subuk kaynaklar kullanıp onu oradan bunu buradan devşirip yine saçma sapan ekonomik harcamada transfer yapacaklar. Bu arada bir de şöyle bir ifade var beni rahatsız eden. UEFA kıskacı, fair play baskısı. Yok tam aksine adam ya ediyor. Arkadaş bak bu kıskaç değil, bu baskı değil, kısıtlama değil. Aksine adam diyor ki kardeşim sigorta Aslında. sen kendi kasanı yönetemiyorsun. Batacaksın. Ben, sen batsan benim çok uğurumda değil yani. Ama ben sen bu sistemin içine kal diye sana yardım ediyorum. Biz de hala ki bununla ilgili rakamlar da ortaya kondu. Fair Play uygulamaya başladıktan sonra Avrupa'daki kulüplerin borç miktarı nereden nereye geldi? Borçtan düştüler, kâra geçtiler. Genel toplamda mutlaka ki borçlu olanları var ama. Türk kulüpleri zararlarına kat ve kat daha eklediler. Yani biz hala bunu nasıl deleriz mantığındayız. Bizim bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Onun dışında ekonomik sıkıntı var biliyoruz. Ama hani ekonomik sıkıntı var deyip de kenara çekilmek ya da ekonomik sıkıntı var deyip ne bildiğini okumak bizi hiçbir yere taşımayacak. Ya işte bugün Beşiktaş personel maaşı ödeyemez halde. Yani. Öyle. Bugün değil o bu arada. Yani, Yıllardır. Yani bu hani bugün dediğim şey işte. en Gezinen en noktada. rahat kulüp çalışması hani bizde kulüpteki profesyonel. Başakşehir mesela. Demin güzel örnek verdi Mehmet. Devre transferleri. Geçen sezon devre transferleri aldığı oyuncular. Robinho, Dembaba, Serdar Taşçı olunca 8 puan önde girdi 8 puan önde girdiğin ligi son bir ayda Galatasaray'a kaptırırsın. O Galatasaray ne yaptı? Luyendam'a marka senin yaptığın Serdar Taşçı hamlesi yerine 10 milyon euro bonsersi de verdi. Ama o parayı kazanacak Galatasaray. Öyle ya da böyle Luyendam'a markanın ileride Artı daha doğru hamleler. Sonucu değişti. Yani her kulüp ne yazık ki hata yapıyor. Son bir buçuk yıl özeline bakarsam da ben Trabzonspor'un çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. Keşke Yusuf Yazıcı'nın yanında Abdülkadir'e satsalardı. Sakatlandı. Taisi ama Abdülkadir'de o potansiyel var. iyileşir döner. Yine 20-25 milyon euro. Yani bizim bu ligin en değerli oyuncularından biri. Türk pasaportla. Kesinlikle öyle. Bu arada komik olan şey şu. Bir kulüp taraftarı hoş gelebilecek ama özünde saçma bir transfer yapıyor. Ekonomik anlamda. İşte sen dedin ya Luyin de Mariano bunun karşısını verirler diye. E, marka pardon. Şimdi karşısını alamayacağın bir transfer yapıyorsun. Sırf günü kurtarmak için. Robinho. Bak. Bunu bir kulüp yapıyor. Öbür kulüp de buna karşı hamle olarak aynı saçmalığı yapıyor. Aman biz geride kalmayalım. Ya arkadaş bu neye benziyor biliyor musun? Aşağı düşen adamın elinden top yukarı çekeceğine onunla beraber aşağıya atlamaya benziyor. Beraber gömülüyoruz ya, bir bataklığın içinde beraber gömülüyoruz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz ama kendimize bile anlatamadığımız bir süreç var. Evet, biraz milli takıma da e, yavaş yavaş ısınalım. A milli takımımız Arnavutluk'la Cuma günü önemli bir maça çıkıyor. Arnavutluk dikkat edilmesi gereken bir takım, etkili bir takım. Eee oynadıkları son karşılaşmada biliyorsun İzlanda'yı mağlup ettiler. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Çünkü puan olarak da onlar da şu anda umutlandılar diyelim. Bir umudu var Arnavutluğun. Ama Andorra maçı gibi bir formel temaç değil. Değil, değil. Kesinlikle değil. Son derece ciddi, son derece önemli bir karşılaşma. E, kayıpsız geçersek bizim için muazzam olur. Fransa maçını az önce senin söylediğin gibi final maçını oynarız. E, belki Dorukan'ımız yok ama onun yerine oynayacak oyuncularımız da var tabii ki de. Çok büyük bir havuza sahibiz. Önemli bir futbol ülkesiyiz. Ee, nasıl bir milli takım bekliyorsun Şenol Hoca ile birlikte? Evet. Sen Lucescu'nun ben Kurduğu, teslim ediyorum yani. Şenol Hoca'ya evrilen bir milli takım. Evet, Lucescu'nun sonuç alamadık ama yeni bir milli takım oluştu yani. O Ardalar'ın, Buran Burak'ın, Caner'in, Selçuk'un iskelet olduğu kadro bambaşka bir kadro oldu o kadroya önce Başakşehir'den Mahmut'u da kattı. Bir sürü oyuncu da şu an hani Galatasaray üzerine ne diyorum Aykut sürekli 86 doğumlu oyuncuların fazlalığı. Bu milli takım 11'ine bakarsak da 90 öncesi bir Mert Günok var ideal 11'imizde. Onun dışı hep genç oyuncular artı ne olursa olsun tabii Burak eee formdaysa Burak oynuyor orada. Burak ya da Cenk ama dün Şenol Hoca yaptığı açıklamalardan ikisinin de %100 hazır olmadığından artık bir tercih yapacağını belirtti. Bu milli takım artık hani sempatik bir milli takım. Hani benim oyuncu bazında tek eleştirim açıkçası her ki bu benim yetersizliğim olur. Hakan Çalhanoğlu'nu hala anlayamadım. Ama zaten Milan'ın da durumu ortada. Yani Milan'ın on numarası gözüyle bakıyoruz. Hakan'ın milli takımdaki performansı beni hiçbir zaman tatmin etmedi. Milan'daki Milan'a transferi hani ben çok anlayamıyorum zamanda. Nuri Şahin'i de anlayamadım. Futbolu neredeyse hani 3-4 sene bırakır artık. Verder Bremen fena işler yapmıyor ama bazı futbolcuların çözemiyorum. Hakan da bu profili benim için. E, çok ne oynadığını anlayamıyorum ama onun dışı ne güzel bir milli takım var. Ozan Tufan Fenerbahçe'deki kötü dönemlerinde bile milli takımda her zaman e, bir şeyler veriyordu ki 24 yaşında onda da belirtelim hala genç. E, bu milli takımın ilk 11'ini full lejyoner oluşturabilirsiniz. Yurt dışında oynayanlardan işte Merih Demiralı, Kaan'ı, Çağlar'ı. Artı kazanımlarınız var işte. Geçen sene Çağlar Leicester'da oynamıyordu bu sene oynamaya başladı. güzel bir milli takım hani artı Şenol Hoca'nın pozitif futbolu, evet. hücum ağırlıklı futbolu. ben artık deplasman olsa biraz soru işaretiyle yaklaşırdım Aykut ama hani iç sahadaki Arnavutluk maçında bir kaza olacağını düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde. İstatistiksel olarak Arnavutluğun yenilmesi gerekiyor. Şöyle mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet mağlup olmalı gerekiyor. Bir maç kazanmışlar, bir maç kaybetmişler. Tabii bu işin şakası. Bu arada kalan maçlarına baktığımız zaman bizim maçtan sonra Moldova ile bir daha sonra Andorra'yla ile Fransalılar ile içeride oynuyorlar. Yani Arnavutluk, Arnavutluk. O son maç Fransa'yla oynayacakları Son maçın içeride olması ve Fransa'nın belki de o gün rahat Gerçekten. pozisyonda olması bunları hesaplayarak mücadele edeceklerdir. Bu arada bizim için bence e, şu Fransa galibiyetimizden daha önemlidir Arnavutluk de önemli. İlk maç ilk maç. Yani ee, yeni bir hocaydı Zor deplasman Sert takım Ne olacağı belli değil O galibiyet bizim için müthiş bir motivasyon Ama e, Arnavutluk maçı Hiçbir şekilde kolay geçmeyecek En ufak bir hata Çok ağır bir faturayla sonuçlanabilir Disiplini korumamız gerekiyor Ki Andorra maçında Bunun e, sinyallerini ben aldım Takım son saniyeye kadar zorladı İnşallah bu sefer de sürpriz olmayacak. Yani benim hayalim şu süreci 4 puanla kapatmak. Kötü ihtimalle. Şey de önemli faktör. Şimdi artık 3 yani hani bilgiler... olur ama ya ben açık söyleyeyim buradan şey yapmayayım. Yani, Fransa de plasmanında, de Fransa deplasmanından Fransa deplasmanından alınacak bir puan muhteşem olur ama gönlümden geçen o. Yeni ilgi sürpriz olmaz. Bir de hani bazı Olmasın. şeyleri de abartmamak gerek. Burada çok iyi bir oyunu 2-0 yendik ama buradaki maç Sezon sonunda oynandı. Yani Fransa'nın bu hali çoğu, bakış açısı Fransız rahatlığı. oyuncuların çoğu fiş çekmiş geldi. Evet. Çoğu şampiyon ligi finali işte lig şampiyonlukları. Tabii. Oyuncuyu sezon sonunda bir maça hazırlamak kolay olmaz. Yani bu günlük performansa hepimiz konuşuyoruz işte Hasan Ali 10 sene önce de Uğur Boral, Daniel Ves konuşuyorduk. Hani. Evet. Maç performansları hani genele yaymaz. İnşallah ben yanılırım. Deplasman'da Fransa'dan ya, üç puan, puan alırız. 3 puan, puanı cepte görüyorum kötü ihtimalle derken bu gönlümden geçeni söylüyorum tabii. Yani hı hı. Fransa deplasmanında kardeşim nasıl yenildik falan diyecek durumumuz yok maalesef. Ya Fransa öyle bir milli takım ki sırf kadroya almadıkları ikinciliği, üçüncülüğü oynar turnuvalarda. Evet. Şenol Hoca'yı bir dinleyelim. Hazırsa arkadaşlar bakalım neler söyledi dün Şenol Güneş maça dair. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Hatta dört maçın en önemlisi olarak da Arnavutluk'un hatta gibi birebir olduğu için söylüyorum. Sezon başında Bilmiyorum kampa gelenler var mıydı orada? Maçı da izledim ben. Özellikle onun için de gittim. Görüşmeler yapıldı babasıyla, kendisiyle. Hatta iki maç vardı aynı günü. Ben bir daha gittim. Ondan sonra Beşiktaş maçına gittim. Şalke'nin e, Alanya maçını Ay. izledim. Arkasından Şalke'nin unuttum takım ismi. Bir başka takım oynuyordu. Akşam ona gittim. Sonra Beşiktaş maçını aynı gün üç tane maç. Sırf Suat için gittik. Başka oncular da vardı, onları da gördük. Su hakkı ilgili zaten olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Alınmasını, o da geleceğini söyledi. Babası da söyledi. Evrakları bekledik. Halk gönderdi, hiç göndermediler. Hala, hala zaman zaman yine konuştuğumuz oldu ama bu hafta içerisinde Ahmet takımına, Almanya Ahmet takımına çağrıldığını duyduk. Gidip gitmediğini bilmiyorum, evrakları vermediğini bilmiyorum. Vermişse demek ki orayı seçti. Demek ki daha önce onun için hazırlık yaptı. Bu Türkiye'nin ayıbı değil yani. Ama ona da saygı duyuyorum. Oyuncu tercihini kullanabilir ama gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Evet Şenol Hoca'nın ifadeleri böyle. Yani bizim için bu karşılaşma çok önemli. Arnavutluk sen de ifade ettiğin gibi. Bir de tabii Mehmet şunu da sormak istiyorum. Abdullah Avcı Şenol Güneş. Yani bu polemin içine çekmek istemiyorum tabii de. Bununla ilgili ifadeler var biliyorsun. Meseleyi konuyu biliyorsun. Dinliyorum. Onunla ilgili de Şenol Hoca o benim öğrencimdi gibi e, ifadesi vardı basın toplantısı. İki şey söyleyeyim. Bir, Abdullah Avcı, Şenol Hoca'nın öğrencisi. Bunu birebir öğrenci olarak çalışmamış olsalar bile ben bunu söylerim, bu cümleyi kurarım. Şenol Güneş ile Abdullah Avcı'yı aynı kefeye koymam mümkün değil. İkincisi, geçen iki program üst üste hatta bunun e, konusunu yaptım. Trabzonspor'da, Bursa Spor'da, Beşiktaş ve milli takımda Şenol Güneş ayrıldıktan sonra o takımlar nasıl performanslar sergilemişler? Lütfen otursunlar, incelesinler. Yani Şenol Güneş'i seversin, sevmezsin, eleştirirsin. Efendim konuşmasına takılırsın, kıyafetine takılırsın, tepkilerini tartışırsın. Bunların hepsi ayrı konular ama Şenol Güneş'in hocalığı, Şenol Güneş'in futbolcular üzerindeki etkisi Şenol Güneş'in oyun e, tarzı, kurgusu, takımı ileri taşıması bunları tartışmak çok da akıl işi değildir. Ha, hocanın eksikleri olmamış mıdır? Hataları olmamış mıdır? İnsanoğlu beşer şaşar, düşüşler olur. Ama Şenol Güneş Fatih Terim'le beraber bu ülkenin yetersiz en önemli, en büyük herkesin hoca olarak kabul etmek zorunda olduğu bu mesleği yapanların Hocalar kabul etmek zorunda olduğu iki hocadan bir tanesidir. Herkes çok saygı duyuyor. Kesinlikle öyle. Kimse kusura Hakikaten bakmasın yani. Doğru söylüyorsun. Ee, oynattığı oyunla da oyunculara yaklaşımıyla da keyif alıyor futbolcular. İşte Burak Yılmaz Trabzonspor'da Beşiktaş'a e geliş şekli muazzam ya, hocayla ayrı oynuyor ki hocanın bu tip hücum futbolcular hep Cenk Tosun işte Trabzon'a gidelim Fatih Tekke Bursa'ya gidelim Fernando hep oynatıyor. Ozan Tufan pozitif e, yaratıyor. yani. Zaten ben kariyerine bakarsak da en büyük icraatını Bursa görüyorum. 2015'te o kupa finali oynayan e, Bursa'nın oyuncularından Ozan Tufan, Volkan Şen, Şener, Şener Özbayraklı'nın satışları. Fernandağ'ın Fernanda ama orada bonservisi Brezilya Kulübü'ne gitti ama olsun. Yani oyuncu parlattı. yaratıyor. Ki Bursa öyle çok maliyetli bir kadroda kurumadı. Bir hocanın. ek yapabilir miyim? Özür dilerim. Şen Trabzonspor'a ikinci geldiği dönemde Trabzonspor'un milli takıma seçilen bir tane oyuncusu vardı. Onu da büyük ihtimalle Hatır diye seçiyorlardı. Şimdiki eski kaptan şimdi teknik direktör Hüseyin'in 6 ay sonra milli takımın ilk 11'inde alttan Trabzonsporlu oyuncu oynuyordu. Yani hoca alıyor elindeki malzemeyi, o malzemeden maksimuma maksimum verimi alıyor. Bunu Trabzon'da da, Beşiktaş'ta da, Bursa'da, da milli takımda da görmek için kör olmak lazım. Şenol Güneş gerçeği diye bir şey var bu ülkede. Seversin, Kesinlikle. sevmezsin. Dediğim gibi her şeyine takılabilirsin ama adamın böyle bir etkisi var yani. Ya Fatih Terim bir Şenol Güneş'i gelir Türkiye'de. Yani. Mustafa Deniz de artık o ilk ikinin içine Mustafa Deniz de 10 sene, 15 sene öncesine gitsek çok önemli kariyer verdik ama işte Galatasaray, Eskişehir, Kasımpaşa o son final kısmında Mustafa Hoca ne yazık ki yapamadı. Şenol Hoca hep geliştirdi kendisini. Bu çok önemli Aykut. Hani 50'sine sonra şu an 60'ından sonra diyelim. Hep bir şeyler denedi. Bu anlamda değişim eğilimliği. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Şenol Güneş'le gördüm. Kolman, Selçuk orta sahasıyla da gayet hani oraya Mehmet Topal tipi bir orta saha oyuncusu olmadan da büyük takımlar oynatılıyormuş. Bunu Trabzon'da gösterdi bize. Modern orta saha. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ı hatırlıyoruz. Şenol'un farkı o zaten. Tolga Oğuzhan orta sahası. Taliska mesela. Bursa Spor'da çok iyi kullandı Talisca'yla. Bursa Spor'da da aynı şekilde bak. O ortadaki iki adamın Belushi, Josue... iki adamın çift yönlü oynayabilmesi. Aynen. Bunu o göster. Sen önce farkı bu. O yani da konuşları yaptı. Sonuç alabilmesi ve insanlara keyif veren futbolun temeli orada yatıyor. E ama kardeş, kaleci Harun aldı, çıkarttı. Ama bunu da oynatabilmek, yani oyuncuyu anlatabilmek önemli. Dolayısıyla o iletişimde hani millet diyor ya ne konuştuğunu anlamıyoruz. Sen anlama kardeşim? Topçu anlıyorsa ya da Burası bizim değil, ligimizde yani. şu an şu örneği vereyim. Beşiktaş ilk 6 hafta hep topa sahip oluyordu. Hı hı. Sonuç alamadı Abdullah ile. Alanya maçında en düşük hani topa sahip olma oranı ama kazandı. E Şenol Hoca'nın takımlarında o fark var. Şenol Hoca'nın takımları topa sahip olduğunu onu efektif kullanabiliyor yani. Evet. Topa sahip olmak bir ölçü değil artık. Yana veya geriye oynarsan. Galatasaray'ın maçlarına bakın. Sürekli bütün toplar muslara yatılıyor. Şenol, Şenol Hoca'nın e, dominantlığı başka. O dönem o Bursa Spor'da oynayan bir futbolcuyla konuşmuştum Şenol Hoca. Ya Şenol Hoca nasıl bir teknik adam? Huyu, suyu nedir? Dedi ki e, çok keskin bakışları var dedi. Böyle bizde de maça çıktığımızda deriz ki 70'e kadar 0-0 mı? Biliyoruz ki içeride hocanın bir B planı var kulübede. Kesin birini oynatar alırız bu maçı. O özgüvenle e, oynarız dedi. Yine böyle arada bir işte yanlış bir şekilde topu tacı attığında ya da hocanın istemediği bir harekette bulunduğunda dedi. Hemen dedi kafamı şöyle çevirir bakardım kulübeye. Sadece kafasını böyle yapar dönerdi başka bir tarafa. Ee, ve o, onu unutmazdı dedi. O hatamı unutmaz. Dört gün sonra yine o hatamı bana söylerdi. işte bunu böyle yapma unuttuğumu zannetme gibi. Abi. Muazzam bir zekası, harika bir diyaloğu. Mesela kimse abi demezmiş. Hocam, hocam, sevgili hocam. Sayın hocam. Yani bir ya, şeyi, da... eğitimci olmasının da etkisi ha, otorite. var. Otorite. Otoritesi de var hocanın. Yani. Benim 5 seneyi geçti muhabir olarak. Her maçı izliyorum statta mesela. Hala izlediğim en zevkli maç Hamza Hoca Galatasaray öncesiydi. Şenol Güneş Bursa 2-2 i̇ki, iki biten bir maç vardı Türk Telekom e, stadında. Volkan Şen'in böyle bir penaltısı vardı sıkıntılı. Hmm. Oyundan atılmıştı. Hatırlıyorum mesela artı ligin şampiyonlarından da gördüğüm herhalde en taraftarası bütün spor kamuoyunu tatmin eden şampiyonluk oyunu oynattı oyun. 2015-2016 Sosyalı Mario Gomez'ti. Beşiktaş'ın oynadığı oyun. Niye söylüyorum? Rakibiniz Fenerbahçe'de 7'in yediği Markoviç'ti. Liverpool'dan kiralanan. Van Persili, Nani'li, Diego'lu, Josef de Sosyalı. Anormal bir kadro kurmuşlardı öyle. Bakarsak hani yedek sabekler. Şener Asanili şu an ana sabek sol bekteni. Caner Gökhanlı Fenerbahçe'nin elinden. O, muazzam oynayan bir Beşiktaş'tı. Keza Şampiyon Ligi'ndeki o namalüp liderliklerini Leipzig, Porto, Monaco Öyle çok da yabana atılmaması gereken bir şey Hani i̇lle de eleştireceksek ben şöyle eleştireyim. Şenol Hoca frene basmayı bilmiyor. Saldır. Hücum Ya hoca bir dur bir, bir savun bir, bir frene bas. Bakış açısı. Yok yok. Yok ya. Yani. Bir de ne olursa olsun ben şeyi yapamam. Ben genel anlamda da futbol sever olarak derbilere hep önem veririm. Yani derbi performansına, büyük maç performansına. Şenol hoca, o final şeylerinde, o Fenerbahçe'yle şu kupa maçını hatırlıyoruz. Keza Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda oynanan iki maç orada reaksiyon verdiremedi. Özellikle Fenerbahçe maçlarında hoca... E, bir o ev, bordo ev, kravat. E, Evleri bozuluyor. <laughs> Bor, Bordoyu mavi bırak. Hoca e, bazen diyorum ki, herhalde diyorum, bir 96'dan bu yana bir sıkıntı yaşıyor diye düşünüyorum bazen. Mesela yine o futbolcu diyor, e, inanılmaz bir iş disiplini vardı diyor. Yani sabah kaçta idman? Dokuz. Buçukta oradadır diyor. Akşam kaçta idman? On altı. Hemen diyor herkesten önce gelir diyor. Tesisinde oturur. Çalışır. O Bursa Spor demişken de Aykut, Bakan da hatırlayalım. Tabii, onu, onu da öyle diyor. bir oynattı ki. Para Bursa Spor dört milyon euroyu falan sattı Bakan bu sonra Çin'e, İspanya'dan normal para bir paralara şey, transfer yaptı. Mesela şey diyor işte oyuncu. Şenol Hoca ile ilgili. inanılmaz bir forma adaleti vardır diyor. İnanılmaz. Aykut, zaten Mesela hocada kapris yok. İşte tartışır seninle diyor, bağırır çağırır. Sen de ona ses yükseltirsin. Ama doğruyu öğrenmek için diyor. Ya sen bana bunu yaptın da ben seni yarın oyna hiç öyle bir tarzı yoktur diyor hoca. hakkaniyetlidir, adaletlidir söyleyeyim. formayı verir ve bunu her bütün futbolcular bilir diyor. Hoca ile ilgili önemli tespitler. Neredeyse 25 yıldır Trabzon dönemini kastediyorum. Hani 96'dan bugüne sayalım. Neredeyse 25 yıldır sürekli en üst seviyede mücadele ediyorsun. Ya yani bunun içinde işte Trabzonspor'u var, Bursaspor'u var, Beşiktaş'ı var, milli takım var, Kore var. O Kore ona çok şey kattı. Yani yani oradan dönüş. 25 sene bu seviyede kalabilmek doğru iş. Dolayısıyla farklı bir adım olman lazım. Hasbel kadar hani böyle sürekli takım değiştiren efendim küme düşen altta kalan geldim gidiyorum 3 hafta falan böyle performans yok yani adam geliyor ve ortaya bir fark koyuyor. İki iki teknik adam diyorum sana Fatih Terim 1 Şenol Güneş 2 diyorum. Mustafa Deniz yapamadı. E, uzan, Yılmaz Ural artık hiç ben, küme düşme altındaki takım Yılmaz Hoca'ya gitmiyor. Mesut Bakkal eski Mesut Bakkal değil mesela. Bursa Spor tutamadı geçen sene kümedeni. Çok seviyoruz. Kolay değil e, bu devamını sağlamak. Artı değişip gelişiyor. Ama orada gelişiyor. Mesut Hoca da çok zahmet çekti ya. Bursa'da çok zahmet çekti. Anlattığı şeyler, geçen Ankara'da kendisiyle sohbet etme imkanım oldu. Hoca hakikaten çok e, zor dönemler yaşamış. Ha ben Bursa'yı da demin söyleyeyim, Galatasaray'a çok benzetiyorum cami olarak. Zor kulüptür Bursa. Taraftar baskısı, Çok da güzel bir kitap şey... yazmış hocam. Onu da Mesut Bakkal'ın çok güzel bir kitabı. Onu da bir ara burada ekranda e, izleyicilerimize gösterelim. Muazzam Şimdi bir taklit efekti yazmış. vardır hani gitti her Anadolu takımın anında Fikmet Hoca'yla ikisinin öyle bir özelliği var. Son da Bursa'da yapamadı. Yapamadı. Hikmet Hoca da ayrıldı. İşte bak evet hayırlısı olsun diyelim de şunu söyleyeceğim. Şimdi Fikmet Karaman var. Mesut Hoca var. Rıza Hoca var. Aykut Kocaman var. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum belli bir seviyede kalmak için sadece futbol bilginiz yaptıklarınız yeterli değil demek. Aynı zamanda insan ilişkileriniz, sosyal olarak ilişkileriniz, yöneticilerle efendim altınızdakilerle, üstünüzdekilerle ilişkileriniz, tribünle ilişkileriniz bunları da doğru yönetmek gerekiyor herhalde. Yoksa çok iyi futbol oynatıyorum ama efendim <laughs> kadrom yeterli değil vesaire olmuyor. Tudor çok iyi başlamıştı. Paket ettiler gitti adam. Birçok fazla değişken var ve bunları en iyi kontrol eden iki adamdan birisinden bahsediyoruz ve bugün de milli takımın başında. İnşallah Ben bu 25 senedir olmuş. değil mi? Hep gittiği yerde başarılı i̇şte olmuş bir adam. Öyle artı diyorum bir şeyler deniyor. Yani orta sayı. cesaretli cesaretli ben Özgüveni hatırlıyorum vardı. işte Urfa'daki kupa finali Fenerbahçe Trabzon bu dedim Engin Baytar Selçuk olma kim defans yapacak? 1-0 geri düşünüyorsun 3-1 alıyorsun kupayı. Tamam bir özel röportajımız var. Bu e, milli takımlar sorumlusu yönetici Selim Soydan'ın özel röportajı bir izleyelim. Ben diyorum ki bu maçın aldıktan sonra konuşalım şey Fransa maçını. Bu maçı önce bir alalım değil mi? Alalım. Ondan sonra daha iddialı şeyler daha rahat konuşacağımız dönem gelecek. Kaptan yok. Ama kaptan e, biz kapıda başladık Emre Bezoğlu'nu. E, sakatlığım var ama iğneyle de olsa oynayacağım dedi. Anlayın nasıl bir futbolcu olduğunu görün işte Emre'nin. Görün işte. Hiçbir zaman için kaçmıyor. Hiçbir görevden kaçmıyor. Her zaman dik duruyor. İyi bir Fenerbahçeli. Çok iyi bir oyuncu. Ahlaklı. Ne söyleyeyim de Emre için. Ben bu göreve adımımı attığım gün helbette ceketimi çıkardım. Herkes gibi çıkardım. Ama kalbimden sökemez. Hiçbir kimse bu sevgim beni. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama aldığım kararlar, verdiğim kararlar, her türlü söylemim mutlaka milli takım içindir. Milli takımdayken zaten kimsenin hakkında hiç laf etme. Kimse de ettiremez. Etmeme imkan yok. Onun için tamam hatalıydı o gün. Hani yapmamam lazım bir tepkiydi. Oturduğum yerde de bu tepki verdi ama e, veremiyor insanın bir anlık fena alıyor. Ama en söz en son söz tabii ki hakemlerin Onlara da saygılı olmamız lazım. Fenerbahçe-Antalya spor maçındaki fotoğraf hakkında konuştu. Tebrik ee, ederim tekrar. Arkadaşımız Mustafa Nacer'e. Müthiş fotoğraf. Evet. Ki Mustafa'nın bu ilk değil, bir tane de daha söyleyeyim. Galatasaray ile Fenerbahçe dördüncü kapışırken bir Aziz Yıldırım Hasan Çetinkaya fotoğrafı çekmişti cep telefonla. Kulübeye müdahale. Hmm, her öyle. CS maçı kazanamıştı Fenerbahçe o maçı. Fotoğrafan gibiydi. Değil Çok iyi yani. Müthiş orada. <laughs> 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 Arka arkaya fotoğraflarla anlatmıştı. <laughs> Oyuncu değişiklikleri <laughs> Mustafa'nın yani bu tesadüf değil. Mustafa Aradan da iyi oturuyor. Ne, Müthiş. Da. Geçen senede Ümit Öztürk'ün Ekuban'ın vardaki penaltı pozisyonu. Aa, evet. Onun fotoğrafını da Mustafa çekmişti. Doğru hatırlıyorsam. Doğru. Çekiyor. Çok Söyle güzel. Şöyle söyleyeyim sana. Oturduğun yerin Elindeki makinenin çok önemi yok aslında. Yani ben fotomobili yapmadım yerde, ama... Bir yerde durman hayır, lazım. Hayır bak fotomobili yapmadım ama... Hani ben eski sayılabilecek e, süredir bu işin içindeyim. Ve çok fazla fotomobili kardeşim, abim var. Abi göz başka bir şey. Göz ve akıl koordinasyonu başka bir şey. 10 kişi, ben buna defalarca şahit oldum. 10 kişi aynı noktaya bakıyorlar. Aynı açıdan deklanşöre baktıklarını, bastıklarını düşünüyorsun. Ama birinden çok acayip bir fotoğraf geliyor. Bir örnek vereyim mi? Belçika'da Brüksel'de Galatasaray, Prandel gibi hoca bir hazırlık maçı vardı. Maç yarıda kaldı. Sonlarda grubetçiler akın etti. Şafak Kayarlar çok tecrübeli foto biridir. Onun bir fotoğrafı vardı. Taraftarın teki Snyder'e koşuyor. Sırtta iki Snyder. O da 10 Snyder formalı. Mesela çok güzel orada. O kadar kalabalık arasında. Onu yakalaması önemli. Ya, 100 kişi önemli. İki sinaylar. <laughs> son olarak da e, benim e, partnerim Raşit abi. Raşit Ateş e, sabah fotomaç için çekiyor. Son fegulinin oyundan alındıktan sonra Fatih'in yaşadığı diyaloğu çok güzel çekti biliyorsun ki. Bizler de iki gün boyunca o hatalı değişiklik, yanlış anlaşılmayı işledik. Çok önemli oldu. Bazen. E, onu de onu değil... Raşit çekti değil mi? En son doğru söylüyorsun. Ama Selim Soydan'a da buradan şey söyleyeyim. Lütfen bundan sonra protokolle yerine Loca'da izlesin. O penaltı yani reaksiyon verecekse, duygularına hakim olamayacaksa oranın yeri e, protokol değil. Ama söylüyor hatalı bir hareket, yapmamam gerekir diyor. Hatasını kabul ediyor Selim abi. E diyor ki hani ceketimi çıkartırım ama kalbimden Fenerbahçe sevgisini kimse sökemez ya diyor. O, yani, o, onu, açık yüreklilikle söylüyor. Onu, onu kimsen talep etmiyorsun zaten. Öyle bir beklenti de yok. Ama e, şu var, kararlarına yansımasa bile bu şekilde insanların gözünün önünde davranmak bir burukluğa sebep oluyor diyelim yani. Daha zaten dikkatli Nihat Özdemir gerekiyor. Fenerbahçe geçmişine sahip. Üstüne Fatih Hoca'ya verilen İster istemez Selim Soydan'ı biz de biliyoruz. E, Spor'da zevkle izleniyordu. Hani sevecenli ama o görüntü hoş olmadı. E, Selim abinin üstüne atıyorum Beşiktaş forması giydirsen. Altına Galatasaray şortu giydirsen. Buraya çıkarsan. Ne yaparsan yap yani. Siyah da boyasan adam sarı lacivert. Biz biliyoruz bunu zaten. Evet. Bütün cümle... Benim yaşım yetmedi Futbol tabii Selim oynadı, ama sanki Beşiktaş'ta yaptı. oynadı mı Selim Soy'dan? Vallahi. Futbolculuğu. Fenerbahçe efsanesi de. Ben, ben bilmiyorum açıkçası. Ben, ben de şey. bilmiyorum. Yani şeyden, sanki o dönem sohbetlerimizde futbolcuları... söyledi galiba sanki o oynamışlığı var gibi Selim abi ama onu bir teyit edelim. Şimdi yanlış bir bilgi vermeyelim. Ama da Fenerbahçe efsanesi olmuş bir isim. Fatih Hoca'yı Galatasaray'a çok getirmek Heh, isteyen bravo. bir yönetici. Görüşmüş de biliyorsun. Çok ucu açık. Fatih Hoca ile görüşmüşler. Ha görmüş aslında o bir anlamda Galatasaray'ın Fatih Terim'le tulum çıkartacağını o 4 senelik seri, seriyi. <laughs> ha <Heh>, 1959'da Beşiktaş'ta <laughs> oynamış. Bravo. Bizim kameraman arkadaşımız Sör'ün aktardığı bilgi Bak doğru Gizli hatırlamışım. 70'lerde Jübilesi'nin Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla. Biz konuştuğumuzda bana yani, da söylemişti. O dönemki efsaneler de var. iki takım da oynayanlar. Ee, bana söyledi de. şimdi Beşiktaş'ta aklımda kalmış hafızamda da şimdi yanlış bilgi vermeyeyim diye <laughs> oynadım demişti. Yani bu bile ha. aslında ne kadar bir Fenerbahçe olduğunun ne kadar büyük fenerbahçe bir Fenerbahçe şey, olduğunu doğru. gerçi şimdi bak sana söylemiş son bir dakika sana söylemiş bir sohbette senin kafanda böyle bir şey var. Ben emin olamıyorum diyorum yani. O, o kadar, kadar özdeşleşmiş tamam yani. Mı? Fenerbahçe. Ne kadar da iyi bir futbolcu olduğunu özeti yani. aslında. Hani Fenerbahçe'li sevdiğim bir efsane. İşte Emre Belezoğlu oldu. 39 yaşında hala oynuyor. Bir Galatasaraylı. Eski Galatasaraylı olmasa rağmen şu an evet. Fenerbahçe taraftan tribüne çağırdı ilk isim. Evet. Yani çok büyük oyuncu oluyorsanız of hani son nerede? Öyle size her türlü taraftar <gülüyor> sahiplenebiliyor. <gülüyor> Selçuk abi. Allah gani gani rahmet eylesin Selçuk'la. Tabii. Galatasaray'a geldi. Ama, var öyle canım. Bir sürü Hasan Bezleri var. Osu var osu. Yani saymaya kalksak. Yani şunu söylüyorum. Değil mi? Yani çok, çok var ama işte ben umarım var. yanılırım dedim Babel transferinde. Ben mesela iki büyükte başlayan yabancı oyuncu hatırlamıyorum. Peki. Mehmet Emin çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kıymet verdin. Biz verdi. teşekkür ediyoruz. Mehmet Özcan çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür Sen ederiz de zaten. kıymet verdin. Spor ajansını kapatıyoruz.